Bağcım Çimen nerede kaldı? Arkadaşıyla buluşacaktı. Sohbetlerin herhalde. Ara gelsin hadi. Akşam oldu. Tamam. Ver sen bebeği bana. Ver Cemre'ciğimi bana ver. Nenesini ver, nenesini. Al. Hop geldin mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Alo. Çimen neredesin ablacığım? Annem meraktan öldü. Kapının önündeyim. Hah iyi tamam. Hadi gel bekliyoruz seni. Abla. Abla mı? Sen sadece kötü bir şey olduğunda bana abla dersin. Bir şey mi oldu? Olmadı. Seni çok seviyorum. Cemreto. Konuştun mu Doğacığım? Kapıdayım dedi. Harika, süper zamanlama. Anne sen ver onu. Şöyle ana kucağına koyalım gelsin. Durur mu? Durur, durur. Durur tabii. Durur tabii. Cimen. Bunu da verelim büyük annesi. Yerim seni. Güzelliğim benim. Anne. Ben evlendim. Bu ne hal Çimen? Ne bu saçmalık? Anneciğim izin verirsen anlatayım. Anlatma. Ne anlatacaksın? Biz daha tanışmadık ama. Sen sus. Sakın konuşma. Sen kimsin be? Gökhan ben. Anne lütfen. Ne lütfen Çimen? Lütfen ne? Salak mısın sen? Aynada hiç baktın mı şu haline? Kızım aklından zorun mu var senin? Biz Gökhan'la imam nikah kıydık. Anneanne sen gel. Ay Allah'ım daha neler göreceğiz. Bıktım, bıktım. Bir oturup konuşalım. Konuşma. Sen hiç konuşma. Hemen çıkar şu kafandakini Çimen hemen. Anne saçmalama. Ne saçmalama? Ne saçmalama? Çıkar dedim şu kafandakini. Hemen. Anne ne yapıyorsun? Ne saçmalama? Ya anne anneanneme bir şey olacak. Bir sakin olun durun. Bir... Çimen sen kendinde misin ablacığım? Biz seninle böyle mi konuştuk? Delirdin mi sen? Konuştuk derken? Siz neyi konuştunuz ya? Sen biliyor muydun bunu böyle bu hale geldiğini? Ha? Allah'ım ben neler yaşıyorum bu evde ya, neler yaşıyorum. Biz çok aşık olduk ve evlendik. Ya Çimen delireceğim. Ne aşkı, ne evliliği. İsterseniz ben alayım. Sus! Ya sen ne konuşuyorsun şerefsiz, sen zaten evli değil misin? Ne? Ne dedin sen? Ne demek evli? Biri bana anlatsın çabuk ne demek? Çimen doğru mu bu? Hayır. Gökhan boşanacak. Boşanacak mı? Kızım sen delirdin mi? Evli adamla mı evleniyorsun? Nasıl evleniyorsun? İmam nikahı mı yaptın? Ne yaptın? Anneciğim evet. En başında söyledim ya biz imam nikahı kıydık dedim. Ya salak! Onun bir hükmü yok. Allah'tan yok. Allah'tan yok. Çimen sen ne diyorsun ya? Bir kendine gel ablacığım. Kendine gel. Sana şu an bakamıyorum Çimen. Şu an sana bakamıyorum. Sen nasıl kap... Yalnız bir şey var. Nedir? Evlenmemiz için yapman gereken bir şey. Hani ne gibi bir şey? Benim ailem kapalı olmayan birini kabul etmez. Nasıl yani?
Şimdi buradan hemen imam nikah yapmaya gideriz ama tesettüre girmen lazım. Ne diyorsun sen Gökhan? Ya senden tek bir şey istiyorum lütfen. Gökhan, ben kim, kapanmak kim? Ya ben karımdan boşanıyorum, çocuklarımdan ayrılacağım. Ne var yani bunu yapsan? İyi de bu bir hayat tarzı. Sen beni sevmiyor musun? Seviyorum. Ya sevmesen burada işim ne? Ya o zaman kabul et. Senin için nelerden vazgeçtiğimi, neler yaptığımı gör. Çimen, benim ailem çok tutucu. Ben aşık oldum. Boşanacağım dedim, yumruğumu masaya vurdum. Ama açık bir gelini kabul ettiremem. Çimen. Ben ailemi yıkıyorum. Sen hala düşünüyor musun? Yani bu çok benlik bir hareket değil. Bundan. En azından şimdilik bizimkiler sesini kısana kadar kabul et. Ondan sonrasına bakarız ha. Lütfen. Hemen o kafandakini çıkarıp odana giriyorsun hemen. Anne ben evlendim diyorum. Başlatma evliliğinden. O kafandakini çıkarıp hemen odana gidiyorsun Çimen. Ne olur böyle yapmayın. Sen sus. Sakın konuşma Çimen odana. Ben artık Gökhan'ın karısıyım. Öyle mi? Sen madem artık bu Gökhan'ın karısısın, bu evde benim yanımda bir daha senin işin yok. Anne. Sen anneni birazcık düşünüyor olsan bu kadar üzmezdin. Çimen, bence biz gidelim. Bakamıyorum sana. Sana şu an bakamıyorum. Anne. Çimen, sen ne yaptın? Anne. Gitti mi o? Gitti. Sen nasıl böyle bir şey saklarsın ben? Nasıl böyle bir şey söylemezsin sen Doğa? Anne ben de bu kadar yani mevzunun buraya geldiğini bilmiyordum gerçekten. Yemin ederim ki söylemedi bana hiçbir şey. Bana anlat hemen çabuk. Ya tamam bağırma. Lütfen Kıvılcım lütfen sakin ol. Hemen bana ne olduğunu anlat Doğa çabuk. Yani ben de daha yeni öğrendim. İşte birliktelerdi. Ama ayrılmışlardı yani. En son bu kadarını biliyorum. Gerçekten görüştüklerini falan hiçbir şey söylemedi bana. Yemin ederim ki söylemedi. Ben de bilmiyordum. Bilsem bir şey yapardım. Yapmaya çalışırdım. Allah'ım delireceğim. Allah'ım delireceğim. Bu gece ilk sahurumuza kalkacağız Allah'ın izniyle. Allah daha nicelerini nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Ablacığım, sen de burada kalıcısın herhalde.
bu Ramazan'da bizimlesin. Burası benim babamın evi olduğuna göre istediğim kadar kalırım. Tabii ki öyle. Zaten Nilay da o yüzden söylemedi değil mi Nilay? Yok canım, ben yani seni düşündüğüm için söyledim. İlk zamanlarımıza geri döndük. Fatih de bekar, sen de bekarsın. Ben bekar değilim Nilay. Fatih geldi herhalde. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Neredeydin? Görkem'leydim, bugünü beraber geçirdik. Hani ailesini istemiyordu? Ben sana cevap bile vermiyorum artık. En iyisini yaparsın. Bayağı sohbet etme şansımız da oldu. Vallahi galiba ikna ettim. O da babasıyla konuşacak. Ay Rabbime hamdü senalar olsun. Abdullah Bey, sen Resul Bey'le konuş da bu işi bir netleştirin. Bir destur da Perla Hanım. Önce Görkem babasıyla bir konuşun. İşin gidişatı belli olsun. Sonra konuşuruz, tamam? Peki, tamam o zaman. Ben biraz bugünden yorgunum. Hayırlı geceler. Haydi Allah rahatlık versin. Ne haber oğlum? İyi yedinmez. Hasbinallah. Bir de ne haber oğlum diyor. Bana bakın. Yarın ya çiftliğe gider bu ya da iftar sofrasında benim mideme. Ona göre. Karar sizin. Ben de yatıyorum. Hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Yahu babanız buradayken niye çıkarıyorsunuz? Anne, kuzumuzu öldürecek. Saçmalama, babam hiçbir canlıya zarar vermez. Evet evet, o biz bir an önce gönderelim diye yapıyor. Ben zaten her yere haber saldım. Bir tonton teyze varmış, böyle hayvanlara bakıyormuş. Ona göndeririz. Anne, iftar sofrasında karşımıza kuzu pirzolu olarak çıkmaz değil mi? Çıkmaz kızım, çıkmaz. Hadi zaten sahura kalkacağız. Yatalım artık, hadi. Hadi, hadi yatıyoruz, hadi. Allah rahatlık versin. Mustafa, bir şey daha var. Ne oldu Nilay? Söyledi kadın işte çiftliğe gönderecekmiş kuzuyu. Olanın altınlarını da ben bir şekilde yerine koyacağım. Daha ne oldu? Yok. Aile dizilimi. Ne dizimi ya? Benim başıma bunca olay gelmesinin sebebi aile ağacımdan birisinin bir şeyi olabilirmiş. Ya ben de bunu araştıracağım, bunu bulacağım. La havle ve la kuvvet. Ne saçma bir şey bu, ne diyorsun? Ya soy sop temizleme. Bence senin de yapman lazım. Nilay, sen ne istiyorsun benim soyumdan sopumdan? Bizim başımıza gelen aslında her şey atalarımızın mirasıymış. Mesela senin büyük büyük baban hırsızsa sen de ömür boyu parasızlık çekiyormuşsun. Benim büyük büyük babam hırsız falan değil Nilay. Sen ne yapıyorsan yap. Hırsız değil ama zampara babanlı, kardeşine bak. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Allah rahatlık versin Nilay. Yani sizin sülalecek gitmeniz lazım ama neyse. Neyse, ben Mahkus'un talimi kendim değiştireceğim. Size bırakmayacağım. Çimen, üzülme bu kadar. Nasıl üzülmeyeyim Gökhan? Annemin halini görmedin mi? İnşallah anneanneme bir şey olmaz. Allah korusun ya. Çimen, şimdi bu ilk şok. İki güne kabullenirler. Annem hiç kabullenecekmiş gibi durmuyor. Eğer sorun kapalı olmansa onu yanında açarsın. Sorun her şey Gökhan. Alışırlar. Hem biz parmakla gösterilen bir aileyiz. Benim annem bunlara önem veren bir kadın değil. Her şey düzelir, merak etme sen. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Senin evine mi? Evet de bizim beraber gittiğimiz eve değil. Aile evine. Siz de Fatihler gibi bir arada mı yaşıyorsunuz? Ya sayılır. İkiz villalarda kalıyoruz ama yemeği falan hep beraber yeriz. Ama kendimize ait bir evimiz var değil mi? Var tabii. İyi bari. Ya ben neler yaşıyorum ya? Dünyada adam kalmamış gibi gitmiş, bir de o kızın abisiyle birlikte olmuş ve siz bunu benden sakladınız. Ya ben de daha yeni öğrendim diyorum. Çimen'le konuştum, unutmasını söyledim, bitirmişti. Niye kafasını kapatmış bu? Ay Kıvılcım, zaten çok kötüyüm, bağırıp durma. Doğa bir de evli mi bu adam? Evliymiş. Ah ah. Ya iki günde boşanacağını mı sanıyorsunuz? Ha?
Allah'ım inanamıyorum ya. Benim kızım evli bir adamla İlhan nikah kıymış. Salak, tam salak, kafasız. Ya anne tamam durumun kötü olduğunu biz de farkındayız ama Çimen'le konuşuruz, ikna ederiz. Yok ben Ömer'i arayacağım. En azından bu insanları tanıyor. Bir şey der bana bir yol gösterir. Kıvılcım ne diyeceksin? Sen kızına laf geçirememişsin. Elin adamı nasıl geçirsin? Anneciğim ne yapayım, ne yapabilirim? Elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Oh. Efendim canım. Ömer. Ne oldu Kıvılcım? Çimen evlenmiş. Ne? Bu Fatih'in sevgilisi, kız neydi onun adı? Görkem midir nedir? Onun abisiyle evlenmiş. Kıvılcım ne diyorsun sen? Hem de imam nikahı kıymış. Kafasına da takmış bir türban. Allah Allah. Ömer ben çok kötüyüm. Elim ayağım titriyor. Bana bir şey de ne olur. Sen bu insanları tanıyorsun. Bana bir yol göster, akıl ver. Tamam hayatım, sen sakin ol. Birazdan yanında olacağım, tamam mı? Gel hadi. Çıkıyorum hemen. Allah Allah. Baba nereye böyle ya? Of sorma oğlum ya. Çimen evlenmiş. Ne? Gökhan'la mı? Senin haberin var mıydı? Ya ben görüştüklerini biliyordum. Evlendiğini nereden bileyim ben? Ulan nasıl iş ya? Ben senden bir bomba beklerken Çimen patlattı bombayı. Çıkıyorum ben. Haber ver. Tamam. Aa. Ay. Evde sıkıldım, size geleyim dedim. Aa. Ne bu hepinizin hali ya? Üzerinizden silindir geçmiş gibi. Çimen. Ne olmuş Çimen'e? Evlenmiş. Ne? Kimle? O çocukla mı? Hah, hadi buyurun. Bu da biliyor. Görüyorsun değil mi anne içimizdeki düşmanları? Ya anne ne alakası var? Ya tamam biliyordum da yani nereden bileyim evleneceğini? Hem nasıl evlendi ki ya o çocuk? Söyle söyle. Anladım ben senin ne demek istediğini. Adam evli. Nasıl evlenecek demek istiyorsun değil mi? Aferin Alev, aferin. Yeğenini kurtaracağın yerde daha çok yüreklendirmişsin. Kıvılcım boş konuşma. Sen benim ne konuştuğumu bilmeden niye atıyorsun şu an? Tabii sen biliyorsun böyle işleri. Normal senin için. Ya sinirini niye benden çıkartıyorsun sen? Çimen bir birey. Tamam bir hata yapmış da o kadar yani. Kimse alkış tutmuyor ona. Niye bana söylemediniz? Ya böyle bir şey siz benden nasıl sakladınız? Ya anne ben yeni öğrendim diyorum. Sen neyini anlamıyorsun ki bunun? Kesin sesinizi. Bağırışıp durmayın. Yeter. Ben gidiyorum. Evet iyi olur lütfen git. Ya Alev saçmalama otur şuraya. Ya bırak ya baksana. Alev. Ya neler diyor bana terbiyesiz? Sensin terbiyesiz. Bana söyleseydiniz ben bunun için bir önlem alırdım. Alırdın. Kontrol manyağı. Ya terbiyesizleşme. Kıvılcım gerçekten uğraşamam seninle gidiyorum ben. Gidersen git. Anne yapma ya ne yapıyorsun? Sus sen. Sus sana da çok kızgınım. Kızım. Baba. Canım. Canım iyi misin bir tanem? İyiyim. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Beni mahvettin Mihri. O kadar korkuttun ki ömrümden ömür gitti. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın Mihri? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Baba çok özür dilerim. Bak bu hayatta hiçbir şey senden daha kıymetli, daha önemli değil. Biz konuşurduk, hallederdik. Sorun bensem bir çaresini bulurduk. Hiçbir şey yapamadık, doktora giderdik. Senin hiç ilgisi yok ki. Tamam neyle ilgisi var o zaman? Kiminle ilgisi var? Ne olur benimle konuş. Ne olur söyle. Tamam söyleyeceğim ama bana kızma. Kızmayacağım. Kızmayacağım. Sen senden daha değerli değil hiçbir şey. Söyle. Tamam.
Ben Metehan'a aşık oldum. Tamam. Peki bu olayın sebebi Metehan mı? Çok özür dilerim. Aklım neredeydi hiç bilmiyorum. Ama işte Kayhan abi öyle söyleyince... Anlamadım. Konunun Kayhan'la ne ilgisi var? Lokantada yemekteyken... Evet. Metehan'ın da benden hoşlandığını söyledim. Sonra gittim ben de bir kez daha açıldım. Ve? Daha önce de konuşmuştum ama... beni cesaretlendirince... ben de... Metehan'ın... senden çekindiği için... benden uzak durduğunu düşündüm. Baba çok aptalım. Ben sana kıyamam. Canım benim, sen üzülme. Sen üzülme. Baba beni affetsin be. Affetmek ne demek? Affetmek ne demek? Sen benim canımın içisin. Sen benim her şeyimsin. Senden daha değerli hiçbir şey yok bu hayatta benim için. Babacığım. Canım. Canım. Doğa, beni götürüp yatırır mısın? Başımı kaldırınca başım dönecek. Tamam, gel. Öyle hissediyorum. Dikkat et. Ay, aman. Ay, ay tamam. Dur ben koluna gireyim. Gel. Ay, ay. Dikkat et. Ömer gelmiştir, açarım ben. İyi misin hayatım? Gel içeri. Nasıl olmuş bu iş? Yani bu kadar olay olmuş, kimsenin haberi olmamış mı Kıvılcım? Ali Emre Doğa biliyormuş. Gerçi onlar da yeni öğrenmişler. Bizimki adamın evli olduğunu duyunca kızları açılmış işte. Biri Gökhan denen adam hala evli değil mi? İmam nikahı kıymış. İnanamıyorum böyle zihniyetlere hala. Ya resmi nikahı olanların imam nikahı kıymaması lazım. Hayatım onun da kolayı var. Üç kere boş ol dese halloluyor. Ne diyorsun Ömer Allah aşkına? Üç kere boş ol ne demek ya? Burası Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Ya ben niye sürekli bunlarla sınanıyorum? Sen bu aileyi tanıyor muydun? Yani tanıyorum. Tanıyordum, iş yapıyorduk beraber. Sen o gece mekanı basınca alev konusu falan bunlar böyle her şeyi bıraktılar. Vazgeçtiler her şeyden yani. Tutucu bir aile bu. Evet belli çok tutucu. Öfkelenmekte haklısın Kıvılcım. Ne diyeyim? Ömer benim kızım karşıma geçmiş evlendim diyor. Ya kendini evli sanıyor salak. Ya delireceğim adam bunu zorla kapatmış. Hallolmayacak bir şey yok Kıvılcım. Hemen karaları bağlama bu şekilde. Yani çimenden böyle bir darbe yiyeceğim asla aklıma gelmezdi. Konu çocuklar olunca insan biraz daha hassas oluyor normal. Nasıl olacak Ömer? Bana bir yol göster ne olur. Sen de Metehan'la sorun yaşadığın dönemde delirdin, sakin kalamadın ki. Hayatım bak, haklı olabilirsin. Ama bu konunun muhatabı ne benim ailem, ne başkaları. Yani öfkeni lütfen dışarıya yansıtma. Burada konunun muhatabı Çimen ve Gökhan. Ya etrafına bu şekilde bağırarak bir şey halledemezsin. Haklıyken haksız duruma düşersin. Lütfen biraz daha sakin olmaya çalış. Evet, kusura bakma, doğru söylüyorsun. Sinirlenince gözüm hiçbir şey görmedi. Anlıyorum seni. Yani bu ufak bir olay değil. Babacığım nasıl? Şimdi abimle o kız nikahlılar mı? Ben ne olacaktı? Ha? Kızım gencecik bir kızı kandırmış. Milletin diline düşmüş ya. O kızın derdi oydu zaten. Vallahi ben kimsenin günahını alamam kızım. Hilal ne yaptı? Nerede? Çocukları da aldı. Annesinin yanına gitti. Babacığım kusura bakma ama abimde de çok hata var. Hatanın çoğu onun kızım. Senin ne işin var başka kadınlarla? Evli barklı adamsın. Tövbe estağfurullah. Ben Hilal'le konuşayım mı? Allah annen konuştu. Konuştu da. Yani Nuh diyor peygamber demiyor da. Bak,
Sen de bir konuş tamam mı? Olmazdı. Evine geri döndü. Ne bileyim işte. Tamam. Babacığım. Ben aslında başka bir şey konuşmak istiyordum seninle ama. Hayırdır? Söyle kızım, söyle. Fatih'le konuştuk biz. Görkem, bak bu konu kapandı yavrum. Açılsın babacığım, lütfen. Ne olursun. Bak, abimin yanındaki kız. Onun ablası Fatih'in eski karısı, biliyor musun? Nasıl yani? Bu kız abimin evli olduğunu nasıl öğrendi sanıyorsun? Beni takip etmiş. İşte aklınca Fatih'i kötüleyecek bana. Oradayken abim gördü zaten. La havle ve la kuvvet. Babacığım. Fatih benim için doğru insan. Yanlış olan bu kız ve ailesi. Bak önce sözümü bozdular. Sonra bu. Belki de bize yanaşmak için abime dadandılar. Yani olabilir mi dersin? Oldu bile. Baksana. Babacığım. Bu insanlar için benim mutluluğuma engel olma. Ne olursun. Annemle de konuştum. O da onay verdi. Bak. Bu kızın ailesi, kendisi, Fatih'in hayatını karartmışlar. Hepsi birbirinden beter insanlar. O kardeşi, teyzesi. Allah kötüye düşürmesin ya Rabbi. Amin. Ne diyorsun? Tamam kızım. Ben Abdullah Bey'le bir konuşayım. Babacığım, Allah başımızdan eksik etmesin seni. Amin kızım, amin. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Sana da kızım. Çimen'le tanıştın. Öpeyim. Merhudar ol. Merhaba. Biz tanışmıştık zaten. Fatih'i kötülemeye gelmiştin. Nutuk atarken iyiydi bak. Evli adamla berabersin şimdi. Görkem tamam. Görkem. Hadi bakayım siz de bir yukarı çıkın da annenizin elini öpün. Hadi yavrum. Tamam baba. Tam rezalet. İyi de kızın rızası var. Asıl rezalet olan o ya. Anneciğim. Bak sana gelinini getirdim. Öpeyim. Öpeyim anneciğim. Senin abdestin var mı? Nasıl? Ben abdestsiz el öptürmem. Git. Abdest al, öyle gel. Ben anlatacağım sana. Gökhan, şuradan zikir matiğimi ver. Hemen anne. Ya ne demek istedi ben anlayamadım. Aşkım söyledim ya, bizimkiler sofudur, tutucudur. Böyle şeylere çok dikkat ederler. Sen de zamanla öğrenirsin zaten. Bunlara dikkat etmen lazım, annem üzülmesin. Benden pek hoşlanmadı. Alışır alışır merak etme. Sen kurallara uy yeter. Kurallar mı var? Ya işte dini vecibelerine dikkat edeceksin. Zaten Ramazan ayı da geldi. Senin için kolay olur. Evet doğru söylüyorsun. Peki tamam uyarım. Hadi artık evimize gidelim. Evimize.
Ne kadar güzel bir kelimeymiş bu evimize. Hadi gidelim. Hadi. Geçsene canım. Sen onlara takılma. Ne zaman boşanacaksın? Hemen. Sana yalan söylemiyorum. Kendin gördün, gitti hemen zaten. Bu ev artık senin evin. Ya boşanamazsan? Sen Allah katında benim karımsın zaten. Kimse bir şey diyemez. Annemi gördün. Mümin bir kadının önceliği kocasıdır. Annen de bunu anlayacaktır. Annem pek bunları anlayacak bir kadın değil. Hadi gel sana evi gezdireyim. Tamam. Şu kafamdakini çıkarayım. Yalnız onu alırsan iyi olur. Nasıl yani, ikimiz yalnız kendimi takacağım? Yok. Ama dışarıda ailemin yanında mecbursun. Tamam. Hadi. Senin de kafanı şişirdim, kusura bakma. Olur mu öyle şey hayatım ya? Biz bir aileyiz. İstediğin kadar kafamı şişirebilirsin. Sen olmasan ben ne yapardım? Ya sen olmasan ben ne yapardım? Alev'in de çok üstüne gittim. Kırdım onu. Sinirlenince herkesi kırdım, döktüm. Normal. Yani öfke anında bunlar söylenebiliyor maalesef. Sıkma canını. Ben şimdi kalkayım. Sabah ayık kafayla bir daha düşünürüz her şeyi. Daha sağlıklı karar veririz. Sen de yat biraz, dinlen, olur mu? Uyuyabilirsem tabii. Beni düşün, uyursun. Hadi kalktım ben. Daha fazla sıkma kendine. Bir şey olursa da haberleşiriz. Üzülmek yok hayatım, değil mi? Bir şekilde aşacağız beraber. Umarım Ömer. Teşekkür ederim. Bir şey değil, hadi. Bir şey olursa ara beni, tamam mı? Ne olur aklın başına topla Civan, ne olur. Ömer abi gitti mi? Şimdi gitti. Sen nasılsın? Berbat haldeyim Doğa. Canım benim ya, kıyamam sana. Daha şoku atlatamadım herhalde. Anneannen nasıl? Nasıl olsun? Uyuyor o da. Ya anne, Alev'e mi bir gitsek? Hadi gidelim. Al anahtarı, gel. Biz geldik. Görüyorum. Gelin. Çimen'den haber var mı? Yok. Anneciğim, sen de bir şey söylemek ister misin? Biraz ileri gittim, kusura bakma. Biraz mı? Sen de gizlemişsin. Bak yine aynı şey. Ay yeter artık ama, çocuk gibi herkes hatalı işte. Sen de benden sakladın. Ya tamam, ben de hatalıyım zaten. Hadi hepimiz birbirimizden özür dileyelim, bu konu kapansın, olur mu? Özür dilerim. Biraz ileri gittim.
Ben de özür dilerim. Söylemem gerekirdi. Ama işlerin bu hale geleceğini düşünemedim ben de. Tamam, ben de özür dilerim. Böyle kuru kuru olmaz. Hadi kalkın, sarılalım. Kalk. Gel. Nasıl oldu bunlar ya? Sorma Sevilay'cığım, sorma. Yani 40 yıl düşünsem Çimen'in böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Annem çok fena. Onun da başına gelenler. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranalım diyeceğim ama mümkün değil. Ah Kıvılcım Hanım. Hiç sorma Sevilay. Kıvılcım, gel yavrum otur bir şeyler ye. Yok, ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Sabaha kadar uyumadım, düşündüm. O eve gidip kızımı alacağım, Çimen'i buraya getireceğim. Yalnız gitme, biz de gelelim. Hiç kalabalığa gerek yok. Evladım, sen daha sakinleşmedin ki. Nasıl sakin kalabilirim anne? Yavrum, herkes yavrusunu düşünüyor. Ben de yavrumu düşünüyorum. Ya tartışma çıkarsa, ya bir itiş kakış olursa. Aman diyeyim Kıvılcım Hanım. Yok anneciğim, hiçbir şey olmaz. Adreslerini öğrendim. Kızımı o evden alacağım, buraya getireceğim. Eyvah eyvah. Eski Kıvılcım geri döndü. Bana da öyle geliyor. Dünkü gelen şu televizyoncu kadını takip aldınız mı? Evet patron. Her saniyesini takip edip size haber vereceğim. Güzel. Her insanın bir açığı vardır. Bakalım bu kadın neyin nesiymiş? Bana gelip burada bir de atar gider yaptı. Hayırlı sabahlar Abdullah Bey. Hayırlı sabahlar. Çocukların yanında bir şey demek istemedim ama bu alev meselesi ne olacak? O konuda bizlik bir şey yok. Alev kararını verecek. Ona göre bakacağız. Ne demek bizlik bir şey yok? Var. Pembe Hanım yine başlama. Başlarım. O kadın o çocuğu doğurmayacak. Benim evlatlarımın rızkını o yiyecek. Ağzından çıkanı kulağım duysun. Sakın bana o kadını savunma. Beni mahvettin. Evlatlarımı da mahvetmene izin vermem. Pembe Hanım ne istiyorsun? Otur konuşalım. O kadını da ne de istemiyorum. Sen daha anlayamadın mı? Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Zorla bebeği mi aldıralım? Delir mi? Günah. Ha evli adamdan çocuk pedahlamak günah değil. Ama aldırmak günah. Ben boşanmam Abdullah Bey. Sakın ola ki hayallere kapılayım deme. O kadın zaten istemiyor seni. Derdi para. E o zaman ben de evlatlarımı düşünürüm. La havle bela kuvvet. Allah'ım canımı al da kurtulayım. Yok öyle kurtulmak falan. Onu anladım. Benim canımı sen alacaksın, o belli. Ben seni uyarıyorum işte Abdullah Bey. Sonra demedi deme bana. Aa, bugün beyaz gidiyor. Yazık ya. Kıyamam. Ya çok da tatlı ama babam haklı yani, evde olmaz bu. E sen oluyorsun da o niye olmuyor? Kuzu muyum ben? Tövbe estağfurullah ya. Niye gözlerine belertirik bakıyorsun? Bir şey mi dedim? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Gitmedi mi daha bu? Annemi görünce geliyor baba. Bugün yeni sahibi gelecek Abdullah Bey, merak etme sen. Hadi inşallah. Kadın gelene kadar yeme sabahını. Nilay sus artık. Hadi oğlum geç kalmayalım. Baba, bu arada ben sabah Görkem'le konuştum. O da babasıyla konuşmuş, ikna etmiş. Ay çok şükür. Hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar olaya kabul ettiler yani. Yenge oruç başına vurdu herhalde senin. Gerçi iftara da daha var ama. Tamam haydi didişmeyin. Ben bugün Resul Bey'le konuşurum, size de bilgi veririm. Ha,
Beyaz'ın yeni sahibi geldi herhalde. Ya hemen gitmeseydi bari. Beyaz oğlum hadi bakalım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Annem, kuzu alacak teyzemiz bu. Ay, sizin çiftliğiniz varmış galiba. Hayvanlara bakıyor musunuz orada? Evet, orada hayvanlara bakıyorum. Peki çiftliğinizde ne tür hayvanlar var? İnek, koyun, kuzu, horoz, köpek, tavuk, kuş, ördek. Ha maşallah, bayağı bildiğiniz çiftlik. İyi, iyi. Peki bizim Beyazımıza ne yapacaksınız? Kızım ne yapacaksa yapacak. Ver oğlum şunu. Hayır baba, baba. Olmaz öyle. Ya keserse? Yok kızım, kesmem. Merak etme sen, gözüm gibi bakarım. Tamam, yemin edin. Nilay tamam ama saçmalama artık. Anne olmaz öyle. Oğlucumuzu teslim ediyoruz. Yemin etmezse varmam. Teyzeciğim yine de bir gönlü olsun, siz yemin etseniz. Ben hanım kızımı çok iyi anlıyorum. Ben de böyleydim. Yemin ederim kesmeyeceğim. Hı, bir de ekmek musaf çarpsın değil? Ay abartma istersen. Ekmek musaf çarpsın ki kesmeyeceğim. Hah şimdi oldu, ben bu teyzeyi sevdim. O zaman Beyaz'ı gönül rahatlığıyla teslim edebilirim. Hadi bakalım. Beyaz. Hadi başım. Gel Beyaz bakalım. Beyaz, hadi güle güle oğlum. Arkasından su da dökseydiniz bari. Tövbe estağfurullah. Şu hale bak. El alemi kınadık, başımıza geldi. Gül gibi gelinimiz de gitti. Haklısın anne. Aman o kızı da hiç sevmedim. Yalandan kapanmış belli. Annem bu kızın ablası da teyzesi de böyle. Bunların derdi zengin bir adama kancayı takmak. Nereden geldi bilmem ki. Gül gibi oğlumu buldu. Sana gül gibi de bizimki de az değil. Hayır efendim. Oğlumun aklını çeldiler. Çelinmesin aklı anne. O kadar basit. Neyse. Allah'ın izniyle sen şöyle telli duvaklı bir gelin ol da. Fatih'in babasıyla babam konuşacaklarmış bugün. Çimen neredesin? Ah kızım. Bismillah, ne oluyor? Önemli bir şey yoktur anneciğim. Sen dinlen, ben bakacağım. Çimen gel buraya, beni delirtme. Kes sesini. Anne ben evlendim diyorum, kocamın yanında ya. Hani evli Çimen? Ne kocası, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hanımefendi, imam nikahlı karısı o. Onun yeri de kocasının yanı. Benim kızımın kocası yok beyefendi. Siz imam nikahını evlilik mi sanıyorsunuz? Ben sizinle muhatap değilim. Eğer sizinle muhatap olursam çok fena olacak. Ne oluyor burada? Kıvılcım Hanım, siz kimin evinde kimin üzerine yürüyorsunuz? Lütfen hemen gider misiniz buradan? Benim sizinle bir derdim yok. Benim tek bir derdim var, kızımı buradan götürmek. Çimen hadi. Hiçbir yere gelmiyorum. Çimen hadi dedim, yürü. Ya devletle beni. Çıkar şu kafandakini. Anne. Kıvılcım Hanım, ileri gidiyorsunuz artık. Ya şu haline bak Çimen, yürü dedim. Yeter. Bu ne ya? Sanki kızınızı zorla alıkoyuyoruz. Hanımefendi. Senin kızın Reşit. Burası da benim evim. Kıvılcım Hanım. Çimen eğer sizinle gelmek isterse gelebilir. Ama burada böyle bağırıp çağıramazsınız. Bakın annem hasta yukarıda. Lütfen. Ya gidin yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım. Yapma Çimen. Lütfen kızım. Hayatın mahvetme. Bak ablan hayatını mahvetti. Uğraştıklarına bak. Anne lütfen gider misin artık? Lütfen. Yazık ediyorsun hayatım. Yazık ediyorsun hayatım.
Ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Seni merak ettim. Bebeği de tabii. Bebek iyi. Sizin tabirinizle maşallahımız var. Oldu mu? Biraz konuşacak duruma gelmişsindir diye düşünmüştüm. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim sana. Acayip inat etme. Gel yeni bir eve çıkalım. Davayı açalım. Bebek de huzurlu bir ortamda büyüsün. Ya inatsa inat. Ben uğraşamam senin karınla çocuklarınla. Ayrıca seninle bir eve çıkmam söz konusu bile olamaz. E ama böyle olmaz. O zaman ben de inat ediyorum. Apo, istemiyorum. Anlamıyor musun? Taşıdığım bebeği düşün. Sen beni istemiyor olabilirsin. Ama çocuğumuza bunu yapamazsın. Yaptım bile. Tamam mı? Hadi Apo, lütfen. Güle güle. Hassas bir dönemden geçtiğin için bunu anlayışla karşılıyorum ama bilesin. Bu konu benim için kapanmadı. Bir daha düşün. Düşünecek her şeyi düşündüm ben. Kararım da net. Ali, ben her zaman senin yanındayım. Destekçinim. Sen benim sevdiğim tek kadınsın. Ve daima öyle kalacaksın. Bana evet dediğin güne kadar bekleyeceğim. Evet dediğin gün boşanma işlemlerini başlatacağım. Evet demem beklersen eğer ömür geçer. Hiç zahmet etme o yüzden. Davayı açsan da kararın değişmeyecek. Buyurun Abdullah Bey. Yusuf şirketten birini görevlendir. Alev Hanım'ın yakınında olsun. Bir ihtiyacı olursa hemen gider. Bana da düzenli haber versinler nerede olduğunu. Acil bir durum olur. Hastalanır falan hemen yardımına koşabileyim. Tamam. Hemen görevlendiriyorum Abdullah Bey. Peki, kolay gelsin. Zülkar, bu adam gerçekten iyi miymiş? En iyisi. Bizi dizecek. Bütün ters giden şeyler hallolacak değil mi? Valla Nilay öyle diyorlar yani. İnşallah Zülker, inşallah. Amin. İyi günler beyefendi. Siz de bu dizimden mi çıktınız? Evet, aile dizimi. Gerçekten iyi geliyor mu? Çok. Bu benim üçüncü. Allah Allah. Bir kere yetmiyorum ya. Yani çok garip bir deneyim olduğu için insanın geldikçe gelesi geliyor. Ama bir kere de hal olur değil mi? Olur olur. Ama... Çok ağlayacaksınız, haberiniz olsun. O niye ki? İnsanın travmalarıyla yüzleşmesi o kadar kolay olmuyor. Kolay gelsin size. Ay Zülker, biz bu işin müptelası olmayalım sonra. Ya yok Nilay ya, ne alakası var yeğenim? Ya bu anlamamış diye birkaç kere gelmiş işte, sen takma onu. Heh. Hocam sizi bekliyor, buyurun. Hadi bismillah. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Buyurun lütfen. Selamun aleyküm. Ben Nilay, akrabam Zülker. Neden buradasınız Nilay ve Zülker? Benim hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Sonra tam yoluna girdi diyorum ama girmiyor ve başı sarıyor. Yani hocam tekrarlama oluyor, biliyor musunuz? Anladım. Geçmiş travmalar temizlenmediğinde... Olur. Ay, ama hallederiz değil mi hocam? Aslında bir muska falan da yaptıracaktık ama ilk önce size gelelim dedik. Bugün burada birbirimize şifa olacağız ve birbirimizin hayatına ve geçmişine dokunacağız. Oh oh! Zülker, bunlar benim geçmişimi bilmek zorunda mı be? Yalnız olsak olmuyor mu? Ya Nilay, kurban olayım. Ben de ilk defa geliyorum. Nereden bileyim ya? Bırak dokunsun, nereye dokunacaksa. Evet, enerji çok güzel. Başlayabiliriz. İlk gönüllümüzü alalım. Buyurun lütfen. Evet, şimdi anneni seç bakalım.
Annemi... seçtim. Ben mi? Hı hı. Ay ben bunun anası olacak yaştayım sanki de. Üf, kalk hadi kurban olayım. Babanı seç. Babamı... babamı da seçtim. Hı. Varsa kardeşini de seç. Var. Kardeşim. Peki. Şimdi annenle konuş. Bana ilkokulda neden tokat attın anne? Ne? Gözlerini kapat ve duyguya gir. Şimdi sarıl annene. Ya bu çok saçma değil mi? Hocam, yalnız benim tikim var, bana. Peki. Ne hissediyorsun? Bak, bana afakanlar bassa kurban olayım bırak. Gördünüz değil mi annenin evladına tepkisini? Birbirinizden özür dileyin. Özür dilerim. Ama canım, dokunma bana, tamam mı? Şimdi abine sarıl. Hocam, bacım. Bacım benim tikim var. Hocam, bana sarılma. Ya abi. Yemin ediyorum vururum bak. Benim tikim var diyorum hocam lütfen. Şiddet ve öfke. Sarıl abine. Ya bacım kurban olayım tikim var benim ya. Evet şimdi babana doğru git ve ona söylemek istediklerini söyle. Nilay yemin ediyorum biz buradan çıkamayız. Bak benim bir planım var. Bunlar topluca böyle sarıldığı an buradan fıtmayıp gidiyoruz tamam mı? Çok iyi fikir. Adına rahmet. Ben sana bir şey diyeyim mi? Burada böyle dizilim mizilim yalan. Bunlar birbirlerini ellemek için yan yana gelmişler. Tüm bir sapla biz nereye getirdik böyle ya? Ben nereden bileyim ya? Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Ömer Bey mi geldiniz? Yok ben aslında Metehan'ı görmeye geldim. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Gel. Ertuğrul abi. Nasılsın Mete abi? İyiyim abi sen nasılsın? Hoş geldin. Buyur. Vallahi aslına bakarsan ben çok iyi değilim. Hayırdır inşallah abi? Mihri bir kutu ilaç içip intihara teşebbüs etti. Ne? Nasıl ya? İyi mi abi şimdi? Durum nasıl? Daha iyi. Daha iyi çok şükür. Bir kutu ilaç içmiş. Ve bunun nedenini sorduğumda senin yüzünden olduğunu söyledi bana. Abi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Konunun buraya geleceğini vallahi bilmiyordum ben. Benimle konuştu. Duygularından bahsetti doğrudur. Ama ben olmayacağını, dost kalabileceğimizi söyledim ona. Yani işin buraya geleceğini bilseydim ben bilmiyordum ki. Biliyorum. Onu da söyledi. Zaten konu sen değilsin. Konu Kayhan'ın onu doldurması. Kayhan abi ne alaka abi? Anladığım kadarıyla Kayhan senin de ona karşı duygularının olduğunu söylemiş. Sen de onu seviyorsun, sen de ondan hoşlanıyorsun gibi herhalde. Yok abi yanlışınız vardır. Kayhan abi demez öyle bir şey. Mete Hanım Mihri yalan söylemez. İyi hoş diyorsun da abi eline ne geçecek ki Kayhan abin? İşte o konuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Abi benim bir yemin ederim haberim yoktu benim. Şaşırdım şu an. Tahmin ediyorum. Buraya geldiğimde daha da iyi anladım bunu. Ama gene de bunu sana sormam gerekiyordu. Abi çok üzüldüm ya ben Kayhan abinin adına da özür dilerim. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Estağfurullah. Hey, haberle geldim. Hoş geldin. Sana ne oldu? Aman boş ver, önce işi konuşalım da sonra konuşuruz. Ha, o kadar kötü diyorsun peki. Ben Kemal Bey'i doktora götürdüm, temiz çıktı raporu. Dolayısıyla çocukların raporu sahteymiş yani. Belliydi zaten. Bu da o, Mesut denen o hokkabazın işi. Yarın programda, yani canlı yayında iyice bir ifşa edelim adama. Edelim tabii. Yani değneksiz köyde çoban sanmasın kendini. Hak var bu ülkede, hukuk var, adalet var. Kimse öyle istediği gibi at koşturamaz efendim. Aynen.
O zaman yeterince saydırdıysak asıl konuya gidelim. Of Rüzgar. Çimen evli bir adamla imam nikahı kıydı ve kapandı. Şaka mı? Hayır değil, maalesef. Ya bu sizin evin kadınlarının muhafazakar erkek merakı nedir ya? Hakikaten ben merak ediyorum. Bir anlam da veremiyorum yani. Benim kızlarım salak. Ya bayağı full kapanmış mı? Evet, bayağı full kapanmış. Yanına gittim bugün. Ya eve götürmek istedim. Yok, hiç. Gelmek istemiyor. Halinden de çok memnun. Valla yani ne diyeceğimi bilemedim. Yok, diyecek bir şey yok. Bu benim kaderim herhalde. Abi tekrar çok geçmiş olsun. Ben en kısa zamanda geleceğim ziyarete. Metehan sen şimdilik bir bekle de. Ben bir doktoruyla konuşayım. Belki Mihriye iyi gelmez ama ben seni mutlaka haberdar edeceğim, tamam? Anlaştık. Sen ne kibriyetsiz bir adamsın lan? Abi dur, ne yapıyorsun? Allah! Ne oluyor? Ertuğrul abi. Lan sen benim kızımı nasıl doldurursun? Ya ne doldurur, tutun şerifi. Tutun şu adamı tutun ya. Ertuğrul ne yapıyorsun? Ya Ömer Allah aşkına Allah şu herif yüzünden benim kızım intihara kalkıştı. Ya şehir eşkıyası mısın? Dava edeceğim seni. Ömer, Ertuğrul Bey benim odama al. Al. Tamam gel. Gel. Seni mahkemeye vereceğim mahkemeye. Tamam. Bu nedir ya böyle? Abi ne oluyor ya, ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu abi? Mihri intihara mı kalkışmış, anlamadım. Hah. Yani ben sebep oldum değil mi? Abi sen gidip Mihri'ye Metehan senden hoşlanıyor dedin mi demedin mi? Yoo. Ya verev ki dedim ya. Yani ben böyle bir şey söyledim diye intihar edilir mi? Manyak mı bu kız ya? Allah Allah. Abi saçmalama Allah aşkına. Allah Allah. İyi, geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Olaya bak ya. Olaya bak. Yani bana destek çıkacaklarını yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Anne. Geldiniz mi? Nerede kaldınız? Şey, trafik vardı da. Ha, iyi tamam. Sana ne oldu anne? Moralim bozuk gibi duruyor. Kötü görünüyorsun. Vallahi çok canım sıkkın, çok. Hayırdır anne? Bu Alev ve çocuğu meselesine acayip canım sıkılıyor. Hele Abdullah Bey'in tavırları. Anne yeter artık. Babamı koy kapının önüne, ne hali varsa görsün. Ya Nilay, Allah aşkına olacak iş mi? Hasta adam ya. Yapmayın, kurban olayım. Ya adam hasta falan değil. Bu evde hastalanıyor. Ben o kadını mutlu etmem. Muradını erdirmem. Mümkünatı yok. Onu pes ettirecek bir şey yapmamız lazım bizim. O nasıl olacak anne? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir şey yapmamız lazım. Hayır, biz sessiziz, terbiyeliyiz diye bizi iyice hafife aldı. Ha bu çocuğun doğması hepimizi etkileyecek. Ya çocuğa zaten bir şey yapılmaz, Allah muhafaza. Gitsin yurt dışında doğursun annem ya, uzaklaşsın buradan. Gider mi hiç? Derdi para. Ödeme yapsak? Kızım bütün serveti istiyor kadın. Zülkar, vallahi bak senin aklın böyle şeylere çalışır. Ay ne olur bir şey bul. Annem sen içini ferah tut. Ben bir şeyler bulacağım evelallah. Sen hiç canını sıkma. İyi, bul. Ben şu iftar hazırlıklarına bakayım. Ne de olsa ilk iftarımız. Hadi kolay gelsin anne. Sağ ol yavrum. Zülkar. Bak Zülkar, bu aile dizilme olayından kimseye bahsetmek yok. Bizimkiler bu ruhani olaylardan falan hiç anlamıyor. Ya Nilay, ikimiz de bir şey anlamadık yeğenim. Oradaki herkes bir şey anladı, biz seninle hiçbir şey anlamadık. Yok yok, bu işler bize göre değil. Biz en iyisi B planına geçelim. B planı da mı var? Benim bir şekilde aileme inip bunu bulmam gerekiyor. O paraziti bulup içinden çıkarmam gerekiyor. Bizim sülalede sürekli yanlış yapan birisi var. Ya Nilay, belki de o yanlışı yapan sensindir ya. Asla. Bir kere ben çok iyi biriyim. Kimseye kötülüğüm yok. İçim dışım bir. Ben değilim o. Ama sülalemi de tanımıyorum. Ama kafaya taktım, onu bulacağım. Benim daha önemli bir meselem var. Şu Alev işini çözmem lazım benim. O yüzden sen burada düşün. Ben gidiyorum. Çok geçmiş olsun. Yani olanlara çok üzüldüm. Ama işte gençler bazen anlık öfkeyle böyle hatalar yapabiliyorlar. Öyle. Aynen öyle.
Herkes evladından dolayı zaman zaman sıkıntı çekebiliyor Ertuğrul. Kimininki hafif, kimininki ağır oluyor maalesef. Allah Peter'inden saklasın. Amin. Amin Abdullah Bey. Ben tekrar çok özür diliyorum sizden. Yani böyle bir şeye mahal verdim. Kendime de hiç yakıştıramadım. Ne olur kusura bakmayın. Olan oldu Ertuğrul, boş ver. Ya hepimizin yumuşak karnı var. Yeter ki Mihri kızımıza bir şey olmasın. Sağ ol. Benim bir toplantım var, müsaadenizle. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Ertuğrul bir şekilde Metehan'ın adının böyle bir olaya karışması beni gerçekten çok üzdü. Yani babası olarak Metehan adına senden çok özür dilerim. Estağfurullah. Metehan en başından beri Mihri'ye gayet dürüst davranmış. Bizim kız yanlış anlamış herhalde. Mihri'nin büyüme sancıları asileye dönüştü. Bu olay da bardağı taşıran son damla oldu artık. Ömer, ben bir karar aldım. Bizim biraz buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben Londra'da bir şirket kurmuştum. Onun başına geçeyim diyorum. Mihri de orada bir dil kursuna başlar. Doktoru da iyi geleceğini söyledi bunun. Bir de orada tanıdığı bir psikiyatrist varmış. Oraya yönlendirdi bizi. Bakalım. Anladım. Peki bu acele alınmış bir karar değil mi sence de? Biraz öyle. Ama Mihri burada kalırsa ona çok iyi gelmeyecek. Sizin için hayırlısı olsun. İnşallah. Her şeye rağmen seninle tanışmak güzeldi. Seninle de öyle. Her şey için çok teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun. Sağ ol. Apo geldi. Gelmez olsun. O da vazgeçmiyor. Vallahi bu sefer çok net konuştum. Anlamıştır artık herhalde. Hmm. 1000 tane derdimiz var. Hangi biriyle uğraşacağız? Neyse. Benim yarın doktor kontrolüm var. Bebek için. Hiç bana bakma. Ben seninle gelirim eğer istersen. Tamam, bakarız, hallederiz. Çimen'den haber var mı? Aradım. Her şey çok güzel gidiyor deyip durdu. Ya ben de anlamadım. Caydırmaya çalıştım ama galiba başaramadım. Annem de bağırmış, çağırmış işte. Aynı bizim olaylar gibi. Böyle olacağı belliydi. İşte teyzesine bak, yeğenine. Heh. Annem bugün de lafını soktuysa tamamız artık. Rahat bir nefes alabiliriz. Ya lütfen didişip durmayın. Ailemiz dağılıyor gibi hissediyorum. Bari biz bir arada kalalım. Duydun mu anne? Sana diyor. Sen duy. Doğa, babana haber verdin mi? Aradım birkaç defa. Açmadı. Toplantısı falan var herhalde. Ne toplantısı olacak onun ya? Kesin gene bir şeyler karıştırıyordur. Susayım diyorum ama Kayhan o ailenin zengin olduğunu öğrendiği anda Çimen'i alnından öpüp akıllı kızım der. Ne alakası var anneanne? Babam değişti artık. Önceliği biziz. Kızım huylu oyundan vazgeçmez. Onun önceliği para. Tamam anne. Ne yani? Doğruyu söylüyorum. Tamam, doğruyu söylemek her zaman matah bir şey olmuyor. Ha, yalan mı söyleyeyim? Siz bayılırsınız zaten. Hayır anne, yalan da söyleme. Yorum yapma, o kadarı da bize yeter. Abdullah Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Malum sizin rahatsızlığınızda istenmeyen tatsız şeyler oldu. Ne yazık ki haberim var. Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Benim başıma gelenler yüzünden faturayı Fatih'e kesmeyin lütfen. Fatih ile Görkem anlaşmışlar, bir ahenk bulmuşlar. Endişelerinizi gayet iyi anlamakla beraber sizi temin ederim. Kızınızı kızımdan ayırma. Abdullah Bey, sakın beni yanlış anlamayın. Kızım ısrarcı olmasa bu evlilik işi benim kabulüm açısından imkansızdı. Görkem akıllı kızdır. Yani neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlar. Bu yüzden onun vermiş olduğu karara güvenmekten başka yapacak bir şeyim yok. Siz de Fatih'i tanımıyorsunuz. Bence bir araya gelin, biraz tanıyın. Ben de öyle düşündüm. Bu akşam diyorum Fatih'i davet edeyim iftara. Elbette siz de buyurun lütfen. Biz başka bir sefer icabet edelim. Hatta siz davet edelim iftara. Olur tabii, olur. O vakit
Ben sizi daha fazla tutmayayım. Estağfurullah. Hayırlısı olsun. Allah tamamını erdirsin Abdullah Bey. Hayırlı günler. Sağ ol, sağ ol. Ya sana ne Mihri'den, sana ne Meta'ndan? Sen ne karışıyorsun? Ya Ömer, fikrimi de mi söylemeyeyim ya? Yani fikrimi söylemek suç mu? Yani ayrıca bana teşekkür edeceğine bağırıyorsun Ömer. Senin neyine teşekkür edeceğim ben be? Yahu Mihri normal değil, normal değil. Ya Metehan'la birlikte olsaydı? He? Bak benim sayende kızın psikolojik sorunu gün yüzüne çıktı. Metehan'ı kör kuyulardan çekip aldım ya. Ya Kayhan bak yemin ediyorum Allah yarattı demem. İki tane de ben çakarım şimdi sana. Bravo, öyle olsun zaten değil mi? Vurun abalıya, vurun garibana ya. Gelen vursun, giden vursun. Ya senin aklın başında mı? Ya kızın başına bir iş gelseydi, ölseydi Allah korusun ne olacaktı? Allah korusun Ömer, nasıl konuşuyorsun ya? Ne demek nasıl konuşuyorsun? Ya sen delirmişsin. Sana ne el alemin çocuğundan? Kendi çocuklarınla ilgilen biraz. Ne varmış ya benim çocuklarımda? Ha? Pırlanta gibi çocuklarım var benim ya. Neyi varmış benim çocuklarımın? Daha çocuğunun evlendiğinden bile haberin yok senin. Ne? Doğa'yla Fatih yeniden mi evlendi? Doğa değil, Çimen. Ne? Çimen mi? Ne zaman ya? Benim niye haberim yok? Kiminle evlenmiş o? Bir zahmet baba olarak onu da sen öğren. Ha tamam. Demek Doğa bu yüzden arayıp duruyordu beni. Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu. Allah akıl fikir versin sana. Bunlarla meselesi neymiş bu kadının peki? Bu eve temizliğe giden kadını yakaladım abi. Biraz para verdim, konuşturdum. Sonuç? Kadının kızı adamla imam nikahı yapmış. Kız normalde açıkmış. Nikahtan sonra kapanmış. Kadını da çıldırmış, üzerine saldırmış. Bak sen şu kıvılcıma. Bunu bildiğimiz çok iyi oldu. Bu kadın seni televizyonlara çıkaracağım diyordu ya. Şimdi kendi görsün bakalım. O nasıl olacak patron? Kanala git, birilerini yemle. Yarınki programı öğren. Bugün geçti artık. Bu kadın benimle ilgili ne zaman yayın yapacaksa... aynı saatte rakip kanalda ben karşısında olacağım. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Görelim. Nursema? Çıkıyor muydun? Çıkıyorum. Umut'tan haber var mı? Yok. Dönmedi de. Bu da ne abarttı ya? Yani sanki dünya üzerinde ilk dolandırılan buymuş gibi. Yani onu da anlamak lazım canım. Nursema'yı da anlamak lazım. Ben çıkayım artık. Geç kalmayayım. Bugün ilk iftar günü malum. Size de hayırlı iftarlar. Ne kadar tatlı ya. Bize de hayırlı iftarlar diyor. Acaba tatlılıktan mı diledi? Yoksa siz niye oruçlu değilsiniz mi demek istedi? Ben anlamadım. Tabii sen şimdi Çimen odaklı layık ataklar geçirdiğin için her şey sana batıyor. Ne olur hatırlatma Rüzgar. Unuttun mu ki? Nursema'ya söylemediğin için teşekkür ederim. Ya bu sizin ailenizin özel meselesi. Ama saklanabilecek bir şey değil. Amacım saklamak değil zaten. Bir an önce yanlıştan dönmek diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar. Efendim? Ofisteyim, ofisteyim. Gel. Fatih iftara geliyor. Siz de gelin. Haberim var babam, söyledi. Çimen hazır olsun, geliriz. Sen kendinde misin? Gene ne saçmalıyorsun acaba? Yahu senin karın evi terk etmiş. Çocuklarını alıp gitmiş. Sen Çimen hazırlansın mı diyorsun? Ne yapayım? Oturup ağlayayım mı? Ağla bir zahmet. Ya sen ne kadar gamsızsın ya. Yazık değil mi o kadına? Sanki çok seviyordun, bayılıyordun. Döner o zaten. Döneceği falan yok. Avukat tutmuş, konuştum. Vallahi kendi bilir. Çimen bana çok aşık. Genç, güzel, kapanmayı da kabul etti. Başlarım onun sevgisine. Ya karın evden gitti, çocuklarını aldı diyorum. Ya seviniyor mu bu kız ha? Bir aileyi, bir yuvayı da attı ya. Aa, merhaba.
Merhaba. Tekrar tebrik ederim. Yuvayı dağıttın. Biz bir açıklama dinlemek için söylemedim. İftar var bizde. Gelin işte. Kayhan, bismillahirrahmanirrahim. Bu yüzün ne haline böyle hayatım? Ya sorma Eleman, sorma. Sorma. Sorma, sorma. Of. Adama beyefendi dedik. Başımızın üstünde tuttuk. Adam bana saldırdı ya, beni dövdü ya. Kim? Kim olacak? Ertuğrul. Niye ki? Onun gibi beyefendi bir adam niye şiddete başvursun Kayhan? Yani ben dövülmeyi hak ediyorum. Adam haklı diyorsun, öyle mi? Yok canım, öyle şey olur mu? Öyle demek istemedim. Tamam, ben anladım ya, tamam. Allah aşkına sus, anladım ben. Hay Allah. Çok acıyor mu? Bu evin hali ne böyle ya? Sultanahmet Meydanı'na dönmüş. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günü ya hayatım. O yüzden süsledim. Ben her sene böyle süslerim. Hem özel günlerde süslemek lazım, değil mi? Ay yoksa olmamış mı? Olmuş, olmuş. Çok güzel olmuş. Ha bak, orası boş, gördün mü? Heh, oraya bir tane Hacivat Karagöz koyalım. Heh, o boşluğu da doldur, ne dersin? E abartı olmaz mı canım öyle? Yahu evde bir macuncu eksik ya, abartı olmaz mı diyorsun Leman? Allah aşkına abartı tabii ki ya. Allah aşkına beni yorma. Lütfen, tamam mı? Sen bol bol bizim için dua et. Ederim tabii ki hayatım, etmez olur muyum? Da başka bir şey daha mı oldu yoksa? Çimen evlenmiş. Ne? Ya bana haber vermediler Leman. Kimle, nasıl? Ya adamın biriyle evlenmiş işte. Nereden bileyim ben? Allah'ım ya, canım burnumda zaten. Hay Allah. Bir bakayım ben yüzüne. Bir şey, bana bir su getirsin. Getireyim hayatım, hadi, getireyim. Hadi. Ağzım yüzüm damağım kurudu. Bu nasıl bir adam ya? Çat diye yapıştırdı ya. Allah Allah. Vicdansız, vicdansız. Hoş geldin. İyi akşamlar. Lütfen. Şunları vereyim. Bunlar da sizin. Ne zahmet ettin? Babamlar içeride seni bekliyor. Tamamdır. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Fatih oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi toparlamaya, iyi olmaya çalışıyoruz ailecek. Fatih. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum Çimen. Senin haberin yok muydu? Söylemeye fırsatım olmadı. Çok özür dilerim, ben tam olarak burada ne olduğunu anlayamadım. Abimle Çimen imam nikahı kıydılar. Tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim. Ezan birazdan okunur. Hadi bakalım, hep birlikte bir geçelim sofraya. Hadi buyurun. Pardon, bu arada ben bir elimi yüzümü yıkayacağım da lavabo nerede? Girişte sağda. Pideleri alacağım mutfaktan, ben gösteririm. Buyurun babacığım. Buyur yavrum. Siz de buyurun. Çimen. Ne yapıyorsun sen? Ha? Kafayı mı yedin? Bu adam evli. Boşanacaklar. Karısı evi terk etti. Bana bak Çimen, hemen evine dönüyorsun. Annenin haberi var mı? Sen kim oluyorsun ya?
abim misin, babam mısın? Bağırma. Sen burada Görkem'le evlenmek için can atıyorsun ve bana akıl mı veriyorsun? Senin birazcık hakkın olsaydı ablamı kaybetmezdin. İşine bak. Çimen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı meleke sundu ve vikramentu ve aleyke tevekkültü ve ala rızkı eftarına. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Ağzına sağlık Abdullah Bey. Fatih de ilk iftarda kızın evine gittiğine göre kızın ailesi fikrinden vazgeçmiş herhalde. Çok şükür. Allah'a çok dua ettim. Çok. Kızım sen kocanla konuştun mu? Konuşmadım baba. Onu biraz kendi haline bıraktım. Onun kendi hali hal değil de. Peki kendine gelmesi 2 sene sürerse ne olacak kızım? Konuşacaklar Abdullah Bey. Yarın öbür gün konuşurlar. Mustafa, Meta meselesi ne oldu? Meta meselesi nedir yine? Meta'nın da bir Ünal erkeği olduğunu kanıtladı ya. Hani kendinden yaşça büyük bir kadına beraber. Tamam ya, anladı herkes. Anladı konuyu, tamam. O iş bitti. Aa, nasıl bitti o? Bitmiş işte. Nasıl bittiğinin bir önemi yok, bitmiş. Abdullah Bey, sen Ömer'le Meta'nı yarın akşam iftara çağır da ailecek bir iftar yapalım. Yapalım Pembe Hanım. Yani böyle bir şeyi anında bana nasıl söylemezsiniz ya? Aradım baba. Yani kızım o sırada dayak yiyordum yani, telefona bakamadım. Dayak mı yiyordun? Ertuğrul saldırdı. Ne? Ne? Mihri intihar etmiş. Ne? Ne? Ya teşebbüste bulunmuş kızım. Ölmemiş yani, iyi, iyi durumda. Kayhan ne diyorsun? Bunların seninle ne alakası var? Ah bir bilsem. Vallahi bilsem ben de anlamadım. Nasıl yani? Ertuğrul abi Mihri'ye üzüldü de seni mi dövdü? Yok, ben Mihri'ye gitmişim de Metan seni seviyor demişim falan demişim filan demiş. Ya dediysem ne olacak? İnanmıyorum ya. Kayhan sen söyledin mi böyle bir şey gerçekten? Ya ne bileyim ben Kıvılcım, Allah aşkına dedim mi demedim mi ya? Adam manyak manyak. O var ya, o beyefendi görüntüsünün altında barzo saklıymış ha. Ya beni dövdüler diyorum. Siz bakıyorsunuz öyle, bana mı üzülüyorsunuz, adama mı, ben anlamadım ya. Deli misiniz, nesiniz? Canım Mihri'cim ya. Çok üzüldüm. Yani neyse, tamam tamam. Esas konuya geçelim biz. Artık başka biz sonra üzülürsünüz, Mihri'ye mi üzülüyorsunuz, Ertuğrul'a mı üzülüyorsunuz? Çimen'in durumu nedir Kıvılcım? Sabah gittim işte, bağırış çağırış. Tek başıma geri döndüm. Ya bizim de kaderimizde bu mu var, ben anlamadım ya. Ben de aradım ama seviyorum diyor. Ailesi nasıl? Kız kapandı diyorum. Anla işte nasıl olduğunu. Hayır yani maddi durumu nasıl? Kayhan baksana şimdi elimin tersiyle bir çarparım. Görüyorsun değil mi? Bak neler yaşadığımı gör kızım. Size söylemedik ama boşanma nedenimiz aile içi şiddet. Gördün değil mi? Görüyorsun. Bak. Kayhancığım, benim kızım gitti diyorum. Sen bana el alemin parasını pulunu soruyorsun ya. Soracağım tabii canım. Evli kalacaksa durumu nasıl? Keyif yerinde mi? Rahat mı? Değil mi? Soracağım tabii ya. Allah Allah. Sen merak etmiyor musun Kıvılcım? Ya tamam Allah aşkına bağırışmayın. Anneannem gelecek şimdi bir şey oldu sanıp. Kadın zaten kötü. Annem de katılmak istedi ama durumu biliyorsun. Evet evet biliyorum. Ben zaten çıkmadan bir yanına uğrar elini öperim. Fatih oğlum sen babamlarla çalışıyorsun değil mi? Hı hı, evet. Babam, abim, ben, amcam birlikte çalışıyoruz. Maşallah maşallah. Aynı bizim gibi. Çimen kızım. Sen oruç tutmuyorsun sanırım. Sabah mutfakta su içerken gördüm seni. Yok, tutmuyorum. Yani hiç tutmadım, bilmiyorum. Şimdi bak, böyle olmaz. Madem kapandın, o halde dini vecibelerini de yerine getirmek zorundasın. Abdest almayı öğrendin değil mi kızım? Hı hı. Gökhan gösterdi. Güzel, güzel.
Görkem de sana namaz kılmayı öğretir. Yarından itibaren de orucunu tutarsın artık. Olur tabii. O zaman sahur saati burada buluşuruz. Geliriz. Beyaz nerede acaba? Hadi Yakup baban veterinerde depresyon tedavisine girdi. Ama Beyaz ne yapıyor? Keşke burada olsaydı. Sana da arkadaş olurdu oğlum. Kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Gelsene çay içiyoruz. Oğlumla dertleşiyorum anne. Ne anlatıyorsun gene el kadar bebeğe? Beyaz'ı. Beyaz'ı mı? Teyze iyi birine benziyordu ama küçücüktü o. Bak benim güzel kızım. Ne yapacağız senin bu hayvan sevgini biz? Anneciğim sen değil miydin? Hayvan seven insana zarar gelmez diye. Yani benim buradan zarar sordum anla. Ama Beyaz da benim oğlumdu. Ah be yavrum, bir tek sen mi düşünüyorsun Beyaz'ı? Vallahi ben de düşünüyorum. Teyzenin torunu bana Beyaz'ın fotoğraflarını attı. İyiymiş, merak etme. Gerçekten mi? Göstersene. Yanımda değil şimdi telefonum. Gösteririm ben sana bir ara. İyi yani, hiç merak etme sen. Olmaz olmaz. Benim kendi gözlerimle görmem lazım. Gidip alıp geleyim. İyi hadi koş mutfakta. Tamam. Ay, babaannesinin güzel yavrusu. Ha canım benim. Sen de annenle baban gibi hayvansever ol. E mi yavrum? Aferin sana, aferin. Hayvanlar için o kimsesizdi diyenlere kimsesiz değil. Ben varım de. E mi çocuğum benim? Ah güzel yavrum. Anne. Al getirdim. Ver bak. Bak şimdi. Bak gördün mü? Başka kuzular da varmış orada. Onlarla arkadaş olmuş. Ya evet çok güzel. Altı da bağlı hala. Teyze de kıyamamış bizim gibi. Eve almış onu. Ah çok güzel. İçin rahat etti mi şimdi? Etti etti. Allah senden razı olsun. İyi hadi bakalım. Al Abdullah'a da gel aşağıya. Tamam geliyorum. Oh be içim rahatladı. Oğlum gördün mü? Beyaz iyiymiş. Derken konu buraya gelmiş işte. Benim de haberim yok. Kendimi berbat hissediyorum baba ya. Ya oğlum senin bir suçun yok. Sen kendini üzme. Kız olayı fazla ciddiye almış. Öyle tabii de. Sonuçta ben reddettiğim için intihar etmedi mi bu kız? Meta ne alakası var evladım? Öyle şeyler düşünüp durma. Kayhan'ın doldurması. Onun yaptığı da iş değil bu arada. Gidip bir konuşacağım çok pis bozuldu. Sen yine de fazla üzerine gitme. Annenle arası bozulur. Olan yine bize olur. Biz düşünmek zorunda kalırız onları. Yok yok. Abartmam ya. Bu arada Ertuğrul'la Mihri bir süreliğine yurt dışına gidiyorlar oğlum. Sen Mihri'yi bir ara. Üzerinde vebal kalmasın. Arayacağım aklımda. Çimenden haber var mı ya bu arada? Aradım, konuşamadı, kapattı, hiçbir şey de anlatmadı bana. Nedir durum? Of, ne bileyim. Çimen Kıvılcım'a öyle bir darbe vurdu ki. Kıvılcım ablayı düşünmek bile istemiyorum biliyor musun? Bir de kapanmış. Tövbe tövbe. Nereye kadar böyle gidecek? Ne bu hal? De bu yetmiyormuş gibi Fatih de çocuğun kardeşiyle evlenmeye çalışıyor. Zaten çorbaydı. İyice Arap saçına döndük. Ha? İnşallah evlenmezler. O ne demek? Niye öyle bir şey söyledin hiç? İlk defa duydum senden böyle bir şey. Sevmiyor musun sen bu kızı? Ya sevmemek falan değil de. Ne bileyim, çok onayladığım bir ilişki değil açıkçası. Allah. Yani şimdi bir aklı başında Çimen vardı, o da mı sapıttı? Sorma. Bir de Çimen, Kıvılcım'ın kalesiydi, en çok ona güveniyordu. Hay Allah'ım ya. Şu Kıvılcım'ın başına da gelenler. Ya sen onu bunu bırak da. Senden ne haber, ne yaptınız Nursema ile, konuşuyor musunuz? Yok, konuşmuyoruz. Bari sen yapma Umut ya. Bak sizin aşkınız biterse benim de aşka olan inancım biter. Zaten şu ana kadar bitmemesi bir mucize. Ya ama siz bütün zorlukları aştınız. Olmaz böyle. Bence de olmamalı da.
Ya aileler yüzünden ayrılık mı olur Umut? Çok kızgınım Alev. Bence sen Nur Sema'ya değil kendine kızgınsın. İstediklerin olmadı. Ya ben de aynı durumdayım. Bak bana ne umdum ne buldum. Alev, şimdi bana böyle terapist ağızlarıyla konuşacaksın, hiç gerçekten çekemeyeceğim yani. Vallahi benim durumum çok farklı. Neresi farklı ya? Aşk yok mu sizde? Aşkın babası var da gurur da var. Ha ben gurursuz olayım yani. Ay oluver bir zahmet. Oluver. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Canım iyi misin? İyiyim iyiyim. Geç salona geç gel. Gel 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 gel. Hayırdır inşallah. Şunu al şuraya koy. Of. Çimen'in evlendiği adamın ailesi var ya. Apo'dan daha kalantormuş Leman ya. Ha yani? Yani iyi bir aileye gelin gitti diyorum yani. Ha iyi iyi maşallah. Çimen adına çok sevindim hayatım. İnşallah tatlıya da bağlanır her şey. İnşallah. Aferin Leman ya. Sen hep böyle pozitif görmeye devam et. Tamam mı bir tanem? Şimdi şu Çimen'i ben bir arayayım. Ara ara. Yarın şöyle gidip bir ziyaret edelim ya. Ya dünürlerimizi bir tanıyalım değil mi? Tabii gitmek lazım. Görkem benden hoşlanmıyor sanırım. Ya bırak onu. O kimseden hoşlanmaz zaten. Ya sen zaten karından ayrılacağını söylemiştin. Yani ben varım diye ayrılmadın değil mi? Ya yok aşkım. Gördün işte gitti zaten. Biz zaten ayrıydık. İyi o zaman. Aa babam arıyor. Öğrendi galiba. Alo babacığım. Canım kızım nasılsın bakayım? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi ben kötüyüm ha. Niye ne oldu? Ya hayatım ya evleniyorsun haber vermiyorsun. Aşk olsun Çimen ya. Ya baba çok özür dilerim. Çok ani oldu her şey. Haber veremedim. Siz konuşun ben geliyorum. Söyleyecektim evet. Bir kaçamak neler hamal oldu. Nilay ne oldu sana? Yine kuzu meselesi mi? Evet o da var da. Bir de ben de artık uğursuzluk olduğuna inanıyorum. Dizilim olayı falan da olmadı. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Nereden çıkartıyorsun bunları? Başladın yeni. Benim günahımın cezasını ben çekiyormuşum gibi geliyor. Kimin? Sülalemden birinin. Ne sen şu sülale meselesine taktın ha? Bu kadar dert ediyorsan aç ya devletten bak. Oluyor mu ki öyle? Oluyor tabii ki soy ağacı sorgulama. Yapalım mı Mustafa? Tamam olur. Ver telefonu bakayım. Devlet dedik. Soy ağacı sorgulama. Ha, bak. Bu kim? Hatice Bodur. Bilmem ki. Zaten annenin anneannesi olarak gözüküyor. O zaman 1000 yaşında falan olması lazım. İmkansız. Belki yanlış yazılmıştır. Belki bir şeydir ama tek yaşayan akraban o gözüküyor. O da İzmir'de. Adresi yok mudur? Yok, o kadar değil. Mustafa'm sizin bir sürü tanıdığınız vardır. Bu Hatice'yi bana bulabilir misin? Bir Yusuf abiye sorayım bakalım. Onun polis tanıdıkları var. Belki bulursa o bulur. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Anneciğim ben de çıkıyordum. Bir şey lazım mı? Yok. Zülker sen Alev meselesini ne yaptın? Ya annem ben bir şey buldum ama bilmem kabul eder misin? Sen anlat bakayım bir bana. Bakarız. Tamam annem. Hadi gel şöyle salonda konuşalım. Herkes yattı. Anlat bakayım be. Şimdi anneciğim. Alev sen bugün iş çıkışı gidersin. Yayın bitince de ben senin yanına gelirim. Orada buluşuruz. Emin misin ya? Ben tek giderim. Ben de gelirim dedim ama. Ben gideceğim onunla. İyi peki. Çimen'den bir haber var mı? Gelmedi Sevilay'cığım haber bu. Ah kuzum ya.
Bana bakın. Kim Çimen'le konuşursa, ondan haber alırsa geliyor arkamdan iş çevirmeden bana anlatıyor. Size söylüyor. Onu anladık anne. Neyse benim gitmem lazım. Düğün organizasyonum var. Ben de geleyim mi seninle? Bugün dersim yok, yardım ederim. Yok, gerek yok. Umut var zaten. Tamam. Aa, Umut karısını terk ettikten sonra eski hayatına mı dönüyor? Anne, sabah sabah başlama lütfen. Ya Umut tabii ki düzenini kurmaya ve karısını yeniden kazanmaya çalışıyor. Merak etme sen. Hadi ben kaçtım. Hadi kolay gelsin. Ben de gidiyorum yavaştan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne ne diyeceğim ya? Bugün alışverişe mi çıksak? Ha? Ben de ona bakıyordum. Aslında olabilir. Bu benim mağaza var ya, yeni koleksiyonları gelmiş. Ne yapalım, gidelim mi? İyi tamam, gidelim. Ben de bakınırım. Ay şuna bayıldım. Tam benlik. Hadi hazırlanın çıkalım o zaman. Hadi. Ay. Oh benim canım kızım. Canım kızım. Gel bakalım. Gel bakalım anneye. Ne oldu? Ne oldu? Babanı mı özledin? Sen babanı mı özledin anneciğim? Hı, tamam. Babanı özledin değil mi? Kızım kızım diye ortalığı inleten adam yok oğlum. Üzlersin tabii. Kızım baba ne yapıyor? Efendim de. Fatih Cemre'nin ateşi çıktı. Doktoru götürdün mü? Ya acaba diyorum ki babası olarak gelip bir baksan mı, biraz ilgilensen mi? Ben babası olarak her zaman ilgilenirim onunla. Ama eğer ateşi varsa doktora götürmek lazım, onu söylüyorum. Ay hadi ya. Onu ben de düşündüm herhalde Fatih. Allah Allah. Doktor birazcık bekleyin dedi. Çocuk hasta diyorum sana. Sen gelmemek için bahane üretiyorsun. Doğa, neden bahane üreteyim? Tamam, hemen çıkıp geliyorum şimdi. Zahmet olacak biraz. Ne oldu kızım? Tamam ağlama, bak baba geliyor. Baban geliyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz yeni kreasyonunuza bakmaya geldik ama. Tabii, şu tarafta hemen göstereyim. Ay anne tam senlik bak. Yeni tasarımlar vallahi çiçek bahçesi gibi olmuş. Anne, Hayat'a da hediye alsak olur mu? Tabii kızım, Hayat'a da alacağız, Leman'a da alacağız. Ama ben seçeyim, olur mu? İyi, hadi seç bakalım. Ay Nur Sema, bu renk çok yakıştı sana. Abla vallahi tam senlik. Ay deme, ben de çok beğendim. Tam benlik. İyi günler de kullanın efendim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun siz de. Çok daha iyisin. Şükür. İyiyim baba. Senden tekrardan çok özür dilerim. O konuyu bir daha açılmamak üzere kapattık biz. Böyle bir şey yaşanmadı, kabul ediyoruz. Konuşmuyoruz. Ama benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ben bir karar verdim. Eğer senin için de uygunsa tabii. Ben buradan gidelim diyorum. Biraz uzaklaşalım. Londra'da benim işlerim vardı biliyorsun. Buradan kontrol etmek de zor oluyor. Ben işlerin başında dururum. Sen bir dil okuluna başlarsın. Bu değişiklik ikimize de iyi gelir. Ha? Ne dersin? Ben de buradan uzaklaşmak istiyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Burada kalmak istemiyorum. Tahmin etmiştim. Değişiklik her zaman iyidir. Bize de çok iyi gelecek, eminim ben. Bu arada dışarıda bir misafirin var. Aa. Evet, seni görmek istiyor. Metehan geldi. Ben iyi olduğunu bildiğim için gelmesini kabul ettim ama sen görüşmek istemiyorsan. Yok, gelsin gelsin. Tamam.
Her şey çok iyi olacak. Sen merak etme. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mir, çok özür dilerim ya. Saçmalama. Duyduğumdan beri kendim ettiğim beddualar bir bilsen. Yapmam lütfen bak. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Tamamen benim salaklığım. Şişt, konuşma öyle ya. Hayır. Mir, sen benim bu hayatta gördüğüm en iyi, en naif insansın. Vallahi bak. Yani benim yüzümden konunun buralara geldiğini, bu kadar üzüldüğünü öğrendiğim andan beri bittim ya ben. Niye böyle bir şey yaptın kendine? Kendini suçlama lütfen bak. Tamam mı? Sakın. Sen bir yol da. Hoş geldin. Hoş buldum. Cemre nerede? İçeride gel. Kızım. Ne oldu aşkım sana? Ay babasının güzeli ya. Dua. Yani. Çocuğun bir şey yok gibi iyi duruyor. Yoksa bana mı öyle geldi? Nasıl yok ya? Sabah ateşi vardı Allah Allah. Enerjisi de yerinde baksana ne ateşi? Buz gibi. Ateşi yok buz gibi diyorsun yani öyle mi? Ya Doğa saçmalama öyle bir şey demiyorum tabii ki ama ya çocuk iyi görünüyor. Neyse Fatih, Cemre'nin yanında seninle tartışamayacağım şimdi. Ah Sübhanallah. Tamam Doğa hadi hazırlan doktora gidelim. Yok istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Ya beni niye çağırdın o zaman? Çocuğunla ilgilen diye çağırdım Fatih. Yoksa sana meraklı olduğum ya da sana bayıldığım için değil yani. Doğa geldim işte buradayım. Daha ne istiyorsun? Ya Fatih. Senin çocuğun 18 yaşında değil. Öyle haftada bir görerek olmaz. Tamam ne yapayım hani haber vermeden çat kapı mı geleyim anlamadım. Yani arayabilirsin. Bak ben yalnızım. Bazen çok gereksiz yere endişelenebiliyorum ki bu çok normal bir durum. Tamam. Doktora gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Yoksa bir şey istemiyorum tamam. İyi tamam. Ben bir yarım saat zaman geçiririm. Ondan sonra giderim hafta sonunda gelir alırım bizde kalır. Orasını bilemiyorum. Bilemiyorum. Doğa sen ne istiyorsun mesela? Hani ben gerçekten anlamıyorum senin ne istediğini. Yani kızınla ilgilenmiyorsun diyorsun. Tamam diyorum hafta sonu geleyim alayım bilmiyorum diyorsun. Hafta sonları görme hakkım olduğu halde almıyorum. Neden? Sen üzülme diye. E şimdi gelmişsin buna da laf ediyorsun. Hayır anlamadım yani. Fatih ben 8 aylık bebeği sana nasıl bırakayım 2 gün? Tamam. Onda bir sorun yok ben onu anlıyorum zaten. Ben senin ne istediğini anlamıyorum Doğa. Ya of tamam Fatih seninle hiç konuşulmuyor. Kızını gör sonra gidersin. Kafanı toplamaya ihtiyacım var. Öyle mi? Evet. Ben içerideyim. İşin bittiğinde seslenirsin. Ya Rabbim. Gel aşkım gel. Gel bismillah. Oo. Gel babasının güzeli. Hiçbir şey yok benim kızım. Kocaman olmuş benim kızım. Sen Nursema ile konuşmadın mı hala? Yok. Neyi bekliyorsun? Bilmiyorum ki. Tamam ben anladım. Neyi anladın? Ne yapıyorsun Alev? İlk adım atıyorum. Ne adım ya? Alev versen şunu ne yapıyorsun? Alev bak benden habersiz bir şey. Şşt dur. Çalıyor, çalıyor. Tamam. Umut nasılsın? İyiyim Nursema, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çalışıyorum. Ne güzel. Ben de çalışıyorum. Müsait misin bugün acaba bir
konuşmak istiyorum da seninle. Bence de iyi olur. Evde buluşalım mı? Hem ben yemek hazırlarım. Tamam. Güzel olur. Tamam. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz. Ha? İşte bu ya. Ay sanki yeni tanışıyorsunuz. Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Hazırlıklar ne durumda? Hazırız. Müsema, ne kadar mutlu görünüyorsun. Işılıyorsun bugün. Vallahi şey, Umut aradı şimdi de konuşalım dedi. Öyle mi? Ne güzel. Çok sevindim. Nursema, inşallah her şeyi yoluna koyarsınız artık. İnşallah. Ben bakayım. Başlıyoruz. Evet, bugünkü program çok önemli. Bütün hazırlıklar tamam herhalde. Hadi bakalım ufak ufak. Alev meselesi ne oldu abi? Bebeği doğurmak istiyorum. Ben de kararına saygı duyuyorum. Hep yanında olacağım ama beni istemiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Vallahi istese de istemese de yanında olacağım. Yusuf'u görevlendirdim. Her şeyden haberdar edecek beni. İyi de nereye kadar bu şekilde devam edecek? Ben de bilmiyorum Ömer. Ama eninde sonunda siniri geçecek. Konuşacağız öyle evde. İyi hoş söylüyorsun da. Yengem ne diyor bu işe? Boşanmamakta ısrarcı. Oturup bir iki defa konuştum. Güzellikle ayrılalım dedim ama zinhar kabul etmiyor. O da işi inada bindirdi tabii. Vallahi üstüne de gidemiyorum. Hastalandım. Başımda o bekledi. Evi açtı. Çocuklarla aram düzelsin diye çırpınıyor. Zor abi zor. Ne diyeyim? Ben de oluruna bıraktım. Zamanı geldiği zaman usulünce hallederiz. Neymiş usulü? Ben çocuğumu babasız bırakacak değilim. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Allah yardımcın olsun abi. Kolay değil. Evet Mesut Bey. Size sesleniyorum. Bu yaşlı adamcağıza günah değil mi? Hayırsız evlatları tarafından sömürülen, emekli maaşı bile elinden alınan bu adam, sizin aldığınız sahte rapor yüzünden şimdi bu halde. Haberiniz var mı? Rüzgar Bey, bir sorunumuz var. Ne oldu? Rakip kanalda Kıvılcım Hanım üzerine bir canlı yayın var ve Kıvılcım Hanım şu an tüm sosyal medyada linçleniyor. Kendi alaka ya. Efendim bu kadın tam bir din düşmanı, ahlak düşmanı. Sırf kızı kapandı diye yapmadığını bırakmamış. Ev basmalar mı dersiniz, türban yırtmalar mı dersiniz? O ekranlara çıkıp ahkam kesmesine aldanmayın. Bildiğiniz İslamofobik bu kadın. Ne alaka ya? Yani Kıvılcım Hanım hiç öyle biri değil. Ayrıca kızlarından hiçbirisi kapalı değil. Biri kapandı. Ne? Kim kapandı? Çimen. Ne diyorsun sen? Dur hemen bunu sonra konuşuruz. Kıvılcım'ın yayın bitene kadar linçlendiğinden haberi olmasın. Bu kadın ya o çocuğu doğurmaktan vazgeçecek ya da benim ona musallat olacağımı bilecek. Annem hiç merak etme, bilecek bunu. İyi, her şey hazır mı? Hazır annem. Yarına bu iş bitmiş olacak. Tamam, sana güveniyorum Zülker. Anne. Ha? Anne, olanları duydunuz mu? Yo, ne oldu? Ya adamın biri Kıvılcım Hanım'ı görmüyor. Din düşmanı falan diyor. Bakın açayım size, kendiniz görün. Siz benimle uğraşacağınıza, namaz kılan insana saygı duyun. Ramazan ayındayız. Utan utan. Dinden bu kadar korkma. Düşman da olma. Burası Müslüman bir ülke. Seni yaşatmazlar. Ha, ne diyor bu adam? Ya Çimen evlenmiş, kapanmış. Bir şeyler olmuş. Ne? Hayda. Bu kadın da ne istemediyse başına geldi, yemin ediyorum. Kimle evlenmiş? Ne bileyim anne. Kıvılcım Hanım buradan zor döner annem. Sokakta bile yürütmezler bunu, ben diyeyim. İşte herkes ektiğini biçecek. Allah aşkına kapat bunu Nilay, reyting yapmasın bizim yüzümüzden. Hasta adam ya. Deli midir nedir? Din düşmanı deyip duruyor. Ne alaka anlamıyorum. Ay Çimen'i nereden öğrendi acaba? Bilmiyorum. Belki de çocuğun ailesi yaptırıyor bunu. Kim bilir? Aslında ben aileyi tanıyorum. Öyle de değiller ama... Rüzgar bana bahsetti de Kıvılcım Hanım. Söylemek zorunda kaldım. Ben sizin bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Hiç merak etmeyin, kimseye söylemem. Yok, yapacak bir şey yok Nursema.
Herkes duydu zaten. Ne yapacaksın şimdi? Her zaman yaptığımı Rüzgar, doğruyu söylemeye devam edeceğim. Yani iftiraya uğruyorum diye köşeye silip korkayım mı? Kıvılcım, bu adam seni takip ettiriyorsa eğer sakat. Adam zaten tekin bir tip değil. Ay evet, üstüne gitmeyin. Ben kimseden korkmam. Ayrıca da bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Şu anda linçleniyorsun. İlk linçlenen ben değilim ki Rüzgar. Ben kendimi biliyorum. Başkalarının yorumları da benim umurumda değil. Allah korusun, ya size bir şey yaparlarsa? Hayır, olamaz diyemiyorum bir de. O zaman ben sana bodyguard tutacağım. Aa, çocuklar. Siz şu an bu durumu çok ciddiye aldınız. Yapmayın ne olur. Adam beni korkutmaya çalışıyor. Siz de bu tuzağa düşüyorsunuz. Ben bu adamın istediğini vermeyeceğim. Bu kadar. Yani keşke o kadar basit olsa ama bence basit değil. Bence de. Aslı, sen şimdi avukatı ara. Aşağılayıcı yorum yapan herkesin hakkında dava açsın. Öyle meydanı boş bulup da isteyen istediğini yazamayacak. Klavye delikanlılarına pabuç bırakmayacağız. Kıvılcım, çok endişelendim. İyi misin? İyiyim hayatım, merak etme. Hiçbir problem yok. Sen nereden duydun? Metan görmüş, o söyledi. Evet işte, hasta ruhlu kötü insanlar suçlarını örtmek için bana iftira atıyorlar. Olan bu. Of, iyi de benim canım çok sıkıldı. Yani ortalıkta bir ton manyak var. Bir de şimdi kalkıp sana bir şey yapmaya kalkmasın. Ya öyle bir şey olmaz Ömer. Nereden çıkartıyorsun bunu? Hayatım, biraz endişelensen mi diyorum acaba? Niye endişeleneyim canım? Ne demek niye ya? Yazılanları görmedin mi sen? Okudum, umurumda da değil. Sonuçta beni bilen biliyor. En önemlisi ben kendimi biliyorum. Aşkım, şimdi kapatmam lazım. Alev'le doktora gideceğim. Sonra görüşürüz, olur mu? Akşam abimlerde iftar var, gelir misin? Ömer, ben gelmesem çok saçma sapan bir ortam olacak orada. Sen Metehan'la gitsen olur mu? İyi de hayatım, ben bu şekilde seni nasıl yalnız bırakayım? Bir şey yok benim halimde. Abartma. İyiyim ben, keyfim yerinde. Beni düşünme sen. Doktordan çıkınca hemen ara beni, olur mu? Tamam canım. Görüşürüz. Öpüyorum. Hoşça kal. Of. Şu Mesut Yıldız'ın adresini bulur musunuz hemen bana? Tamam. Annem hakkında linç kampanyası başlatılmış, gördünüz mü? Evet, gördük. Benim yüzümden değil mi? Ya iyi de o adam bütün bunları nereden öğrenmiş? Bilmiyoruz Çimen. Annem akşam konuşacağız dedi, detaylı bir şey de söylemedi. Hala bana çok kızgın değil mi? Çimen, ablacığım ne olur evine dön bak, herkes perişan oldu. Doğa, ben burada istediğim için kalıyorum. İyi Çimen'cim, tamam peki. Biliyor musun, ben bugün oruçluyum. Nasıl yani? Hı hı. Abdest almayı, namaz kılmayı da öğrendim. Yani öğreniyorum. Ha, maşallah benim kardeşime ya. Sen baya baya aileye ben uyum sağladım, senin yapamadığını yapıyorum diyorsun yani. Ne alakası var Doğa, benim ağzımdan şimdi öyle bir şey mi çıktı? Takılıyorum sadece. Yani sen mutluysan tamam. Anlamaya çalışırım. Ama Çimen'cim, bu sanki sen değilsin. Dün Fatih geldi. Nasıl yani? Onlar vazgeçmemişler miydi? İkna olmuşlar, bilmiyorum. Bu iş ciddi, ben sana söyleyeyim, bunlar evlenecek. Allah Allah. Görkem iğrenç bir kız bu arada, aşırı uyuz. Kendini bir şey sanıyor. Beyni tipinden. Neyse tamam, boş ver onları şimdi. Ben yarın okula gitmeden bir geleyim sana bari. Kahve içelim, hem konuşuruz. Gel gel, içeriz. Yani sen içersin, ben malum oruçluyum. Ay pardon canım ya, unutmuşum. İyi tamam, öyle yaparız o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Biz görelim bakalım şu Görkem Hanım'ı. Thank you.
böyle. Beyefendi içeriye böyle giremezsiniz. Sen çık kızım. Sen utanmıyor musun bir insan hakkında bu şekilde asılsız haberler yaptırmaya? Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Ben Kıvılcım Arslan'ın kocasıyım. Bana bak kardeşim. Eğer bir daha benim karımın adını ağzına alırsan bu kadar yumuşak olma. Bana bak kocası mısın nesin? O zaman söyle o karına ayağına denk alsın. Öyle mi? Peki sen o haberleri geri aldırma. Bak neler oluyor. Çok yanlış kişiye bulaştınız. Göreceğiz. Göreceğiz. Atar ailesi. Bismillah. Bu ne hal Kayhan? Nasıl? Fişek gibi değil mi? Ha? Bak bundan sonra bana muhafazakarların bad boy'u diyeceksin hayatım. Neyi neyi? Çimen bu ailenin Ünallardan daha tutucu olduğunu söyledi. Ben de araştırdım, böyle giyindim. Yani Kıvılcım'ın aksine hani biz de sizdeniz demek yerine böyle görsel şöleni anlatayım. Ya bunlar bundan anlar ya. E bundan sonra hep böyle mi gezeceksin? Ha yok canım. Hani onlarla görüştüğümüz sürece böyle takılacağım. Hı. Ya dur bakayım sana şöyle dön bakayım. Dön, dön, olmuş dön, mu? Dön dön dön. Ya vallahi harikasın güzel karıcığım ya. Hiçbir eksiğin yok. Süper. Vallahi sübhanallah. Maşallah sübhanallah. İftar saati yaklaşıyor hayatım. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Hadi. Heh, gel gel gel. Hadi. Gel. Orucu açmama daha var. Konuşalım mı? Tamam. Nursema ben çok düşündüm. Ben de. Yani yaşadığımız onca şeye rağmen ben seni çok seviyorum. Bizi çok seviyorum. Ve böyle bitmesini de istemiyorum. Umut ben seni kırdıysam özür dilerim. Boş ver. Ben de seni kırdım, üzdüm. Geride bırakmamız lazım bunları. Bence de. Aklıma da bir fikir geldi benim. Şimdi bizimkilerin Kuşadası'nda bir yerleri var. Böyle küçük, bahçeli güzel bir ev. Oraya yerleşelim. Yepyeni bir hayat kuralım seninle. Yani iş güç ne yapacaksak da orada yapalım. Kaçalım diyorsun yani. Ya Nursema biz... İkimizken bir sıkıntı yok bunu biliyorsun. Bizi dış etkenler mahvediyor. Ailemden bahsediyorsun sanırım yine. Yok ailen değil, her şey. Sen benim hayatıma girmemiş olsaydın ben yüksek ihtimalle akşamları içecektim, çekirdeğimi çitleyecektim. Öyle de yaşayıp gidecektim. Ama insan bir aile kurunca bazı sorumluluklar oluyor. Bu sorumluluklar büyüyor. Ben de bunun üstesinden gelemiyorum. En azından burada gelemiyorum. Yani nasıl olacak? Sonuçta benim işim burada, çalışıyorum, ailem burada, senin hayatın burada. Bilemedim ki yapabilir miyiz yani? Yaparız ya. Çok da güzel yaparız. Böyle bahçemizde sebzemizi, meyvemizi yetiştiririz. İşte organik besleniriz, her şeyden uzak. Şehir stresi falan da olmaz. Birbirimize zaman ayırırız. Yemekten sonra konuşsak olur mu? Ben şimdi oruçluyum ya, kafam çalışmıyor şimdi. Tamam, olur. Çimen, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şimdi biraz fena oldum. Alışık değilsin ya, ondandır. Az kaldı, daya. Ya aslında ben birkaç kere böyle aralıklı oruç diye bir şey tutmuştum ama onda su içebiliyorduk. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Kızım, babanlar nerede kaldı evladım, he? Ezan çoktan okundu. Gelirler şimdi.
gelmişlerdir. Bir bakayım. Hoş geldin Leman abla. Hoş bulduk kızım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçsene. Babam nerede? Tatlı yapmıştım da onu getiriyor kızım. Gelir şimdi de. Kızım nasılsın? İyiyim babacığım. Tut bakayım şunu lütfen. Al bakayım şunu sen. Al yavrum al al. Babacığım bu üstündeki ne? Ya yavrum dünürlerimle ilk defa tanışıyorum. Onlara uygun bir şekilde giyeyim dedim canım. Uygun derken? Ya uygun işte ne yapacaksın? Hadi geç içeri geç. Abi bir dakika dur. Tüh ya takkemi arabada unuttum bak ya. Neyse artık başka bir sefer. Hadi bakalım hadi. Hadi. Hadi geç bakalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vallahi kusura bakmayın geciktik. Eşim Leman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz Cime'nin babasısınız değil mi? Evet çok şükür. Ay güzel kızım ya. Vallahi size ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Sizin sayenizde kızım doğru yolu buldu. Allah razı olsun. Allah Cemil cümlemizden de razı olsun. Amin. Efendim size tatlı getirdik. Tüm malzemeler helaldir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Allah eksilerinizi çoğaltsın. Amin. Amin, amin. Bu arada siz bir yere bağlı mısınız? Bağlı derken? Leman, biz nereye bağlıyız? Anlamadım. Yani ne bileyim sen bilirsin diye düşündüm hayatım. Yok yani biz öyle bir yere bağlı değiliz. Kendi halinde dini bütün insanlarız. Biz kendi halinde dini bütün insanlara bağlıyız efendim. Günlük kıyafetiniz böyle o zaman. Evet ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de sizi böyle bekliyordum ama şaşırttınız. Modern Müslümanız diyorsunuz yani. Vallahi sevindim. Efendim Müslümanlık birdir. Modern falan olmaz. Doğrusunuz, çok doğrusunuz. Mesela benim saçlarım yele gibidir. Ama sünnettir uzun saç. Sakal o. Saç sakal ne fark eder canım? Babacığım, sofraya geçelim isterseniz. Geçelim kızım, geçelim. Efendim buyurun, buyurun, buyurun. Geç kızım. Ben yardımcı olayım size. Şimdi buyur kızım, sağ ol. Ben alayım direkt. Bismillah. Bunu da al istersen. Ailecek bir arada olmayalı o kadar uzun zaman olmuş ki. Ramazan'ı bu yüzden çok seviyorum işte. Aileyi bir araya topluyor. Aynen öyle yengecim. Çok şükür. Nursema'yı göremedim. Umut aradı. Konuşmak istemişti. Evine geçti o. İnşallah onlar da bir an önce barışır. Amin. İnşallah. Metan, hayırdır sen de sevgilinden ayrılmışsın? Çimen kimle evlenmiş, ne olmuş? Görkem'in abisiyle. Ne? Ben de iftara gittim ya. Görkemleri orada gördüm. Ya madem bu haberi biliyordun niye şu an paylaşıyorsun? Kusura bakma yenge ya. O kadar işimin arasında uğraşamadım. Affedersin. Ya sabır ya. Ay bunlar da bize iyice dadandı. Bir Çimen eksikti o da gitti. Gerçi ben Çimen'in Metan'la sevgili olacağını düşünüyordum ama. Bizim gelin de maşallah dil otu yemiş. Peki yani bu adamların söylediği şey doğru mu? Değil tabii ki. Yani biraz din düşmanı tabii. Sen şimdi ona toz kondurmuyorsun Ömer ama hem bize de neler etti. Neler etti yenge? Konumuz kıvılcım hanım değil. İftar sofrasında dedikodu, günah. Umut, sen haklısın. Madem öyle düşündün,
Senin dediğin gibi yapalım. Tamam diyorsun yani. Yani deneyelim. Fedakarlık yapmadan olmuyor. Şey, annen, baban bir şey demeyecek mi? Ben konuşurum onlarla. Karışamazlar bana. Benim hayatım, benim kararım. Ya, yapıyoruz yani. Aşkım. Bana güven. Çok güzel olacak her şey. Tamam. Güven bana. Umarım. Dün babam geldi. Böyle yakasız gömlek falan. Ay yok, bu adam hiç değişmeyecek ya. Ben delireceğim artık. Ya Doğa belki de benim için yapıyordur. Saçmalama Çimen. Zaten sen de sen gibi değilsin yani. Gözüm alışmadı hala bu görüntüye. Hoş geldin Doğa. Tanışmamız bugüne kısmetmiş. Hoş buldum. Aynen. Kardeşimi ziyaret edeyim dedim. İyi yapmışsın. Ne enteresan bir tesadüf değil mi? Talihsiz desek daha doğru olur. Fatih'le nasıl gidiyor? Harika. Yani annenin gelip sözü bozması bile durduramadı bizi. Düşün. Gerçi siz annenize de yalan söylemişsiniz. Sanırım sizde yalan söylemek bir huy. Aslında değildi. Ama Fatih bana o kadar çok yalan söyledi ki ondan bulaştı sanırım. Vallahi Doğa, benim yanımdaki adam senin söylediğinin tam tersi. Neşeli, güler yüzlü, esprili. Onu bu hale ben getirdim yani, öyle mi? Belki de. Yani bunları benim iyiliğim için söylemediğini gayet iyi biliyorum. Aptal değil. Aklının hala eski kocanda olduğunu da biliyorum. Ama artık çok geç. Beni aldatan, arkamdan iş çeviren bir adamın yüzüne gülümseyemezdim herhalde, değil mi? Fatih mutsuzsa bana yaptıklarının farkında olmasından kaynaklıydı o mutsuzluk. Evet, aldatmış. Ama onu bu yola sürükleyen sebepler neler, onları da bilmek gerek, öyle değil mi? Yani Fatih de durup dururken gideyim Doğa'yı aldatayım dememiştir herhalde. Hayır, benden kaynaklı yani. Benim kadınsal eksikliğimden diyorsun. Sen benim söylediklerimi hep çok farklı anlıyorsun. Ama nasıl istersen öyle anla. Ama Fatih artık bekar ve çok mutlu. Bence sen de artık geçmişi geçmişte bırak. Önüne bak. Neyse. İşe geç kaldım. Zaten artık çok sık görüşeceğiz. Malum. Kardeşin abimi karısından ayırıp eve yerleşti. Afiyet olsun. Ya takma sakın sen onu. Ruh hastası. Dedim sana bu böyle. Edepsiz bir şey. Tam pembeye yakışacak gelin. Kök söktürecek hepsine. Neyse tamam, sen boş ver bunları. Çimen ablacığım, sen kendine odaklan. Bu yaptığın hatadan geri dön, vazgeç. Bak sen bu aileyle yapamazsın. Benden beter olursun. Yine aynı konuları açıyorsun Doğa. Sen Fatih'le olmak istediğinde ben sana tam destek vermiştim. Lütfen. Çimen, ben annemi dinlemediğim için bu haldeyim zaten. Ya benim yaşadığımı sen yaşama. Yaşadıklarımdan ders çıkar, gör ablacığım ya. Lütfen. Ben gidiyorum. Otursaydın ya. Dersim var, geç kaldım. İyi peki, hadi geçireyim seni. Hayatım, ben çıkıyorum. Tamam, işe mi canım? Aynen, işe geç bile kaldım. Sen Rüzgar'la bugün konuşacaksın değil mi? Ha, ay doğru. İşten ayrılacağımı Rüzgar'a söylemem lazım değil mi? Yani şimdi sizin işte çok öyle uzaktan yapılacak bir şey değil ya. Artık bizim yeni sanatımız sebze ve meyvelerimiz olacak. Evet, bakalım. Ya biz bu çiftlik işini yapabilecek miyiz acaba?
Aşkım niye yapamayalım ya? Kimler neler yapıyor Allah aşkına? Bak bu iş bize çok iyi gelecek sen. İnan bana. Aynen hadi bakalım. Tebdil mekanda ferahlık vardır. Vardır tabii ya. Ben ne dediğini anlamasam da vardır herhalde ferahlık yani. Hadi kolay gelsin. Umut ya güldürdün beni. Mihri ile konuştum akşam. Sesi çok güzel geliyordu. Bence iyi bir karar verdiniz Ertuğrul. Umarım her şey güzel olur sizin için. Size iyi yolculuklar, orada mutluluklar. Zaten sonra yine konuşuruz. Tamam. Görüşürüz, hoşça kal. Ertuğrul'un selamı var. Ne yapıyormuş? İngiltere'ye yerleşiyorlar. En doğrusunu yapıyor. Londra'da manyak kulüpler var. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Evet, ben hazırım. Geç bakalım yine. Yayın için hazırız. O zaman 3, 2, 1 Kıvılcım sendeyiz. Herkese merhaba. Öncelikle güzel günler dilerim. Asıl konumuza başlamadan önce ben hakkımda söylenen iftiralara kısa bir cevap vermek istiyorum. Ben din düşmanı falan değilim. Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür. Ama inandığı şekilde. Kocası istedi diye, ailesi istedi diye zorla kapanarak değil. Burası Türkiye. Biz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin evlatlarıyız. Eğer benim kızım karşıma geçip, anne ben buna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum diyerek kapansaydı, ben buna büyük saygı gösterirdim. Ama ortada bir baskı söz konusu. Biz kadınlar zaten hayatlarımızı bu baskılarla mücadele ederek geçiriyoruz. Kaldı ki kıyafet üstünden, inanç üstünden baskı kurmak ne demek? Ben kapanmaya ve türbana karşı değilim. Tekrar ediyorum, ben kapanmaya ve türbana karşı değilim. Ben türban üzerinden yapılan şekilciliğe ve baskıya karşıyım. Vallahi güzel konuştu anne, ne dersin? Vallahi istediği kadar güzel konuşsun. Kadının kardeşiyle kızı evli erkek avcısı. Millete akıl vereceğini önce kendi ailesini bir düzelsin. Anneciğim merak etme. Dersini alacak bugün dedin ya. Her şey yolunda mı? Yolunda annem, sen hiç merak etme. Bir şey soracağım, tam olarak plan ne? Plan şu Nilay'cığım. Bize acımayana biz de acımayacağız. Nasıl yani? Kiralık katil falan mı tutturmuş? Allah yazdıysa bozsun. Ben şöyle bir şey ayarladım. Alt metni şu yani. Annemle uğraşanın beli doğrulmaz. Rızkından da olur, huzurundan da olur. Aynen öyle. Herkes ayağını denk alacak. Ay vallahi keyfim yerine geldi. Gideyim de şöyle güzel bir güllaç yapayım ben akşama. Ben de yardım edeyim. Hadi gel. Bu ne? La kahretsin bu ne? Sunum var birazdan. Kamera kayıtları da gitti. Bütün dosyalar, belgeler. Ya... Ya niye ya, niye? Kesin o yaptı. Kesin o yaptı. Pinko. Nilay ne yapıyorsun sen burada? Geçerken uğrayayım dedim. Ama bak müşterilerim var, istersen sen sonra uğra. Düğün hazırlığı öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Teşekkürler. Yalnız organizasyon için çok yanlış bir yer seçmişsiniz. Nasıl yani? Nilay hadi. Daha dur Alevciğim. Henüz civcivli kısma gelmedim. Ne oluyor ya? Bu kadın kaynıma da düğün organizasyonu yapmıştı. Tabii hazırlık aşamasında ne kadar zengin olduğumuzu anladı. Kayınpederime kancayı taktı. Ne yaptı etti? Sonunda kayınvalidemle ayırdı. Nilay, defol git buradan. Bakın yalan diyemiyor, gördünüz mü? Defol.
Tuğ, git buradan. Kalıp ne yapacağım zaten? Pislik bulaşır senden. Ama yine gelirim. Taktım sana. Demiştim değil mi? Abdullah Bey gelemedi. Beni gönderdi. Ne oldu? Aradığın kişiye ulaşılamadı mı? Bu sefer kaçmak yok. Boyuna yemek de yok. Bu mesele çok başka bir boyut aldı çünkü artık. Bu sefer yapacağımı biliyorum ama. Aa, kim geldi ki? Sen birini mi bekliyordun Abdullah Bey? Yok, ben de onu. Hayat, bak bakalım kim gelmiş? Ben geldim. Senin ne işin var burada? Hangi yüzle geldin sen buraya? Kardeşinizi doğuracağım. Bebeğim, yani kardeşiniz tehlikede. O yüzden artık cici anneniz olarak buradayım. Apocuğum, odamı hazırlatır mısın? Çok yorgunum çünkü. Darbe öyle yapılmaz, böyle yapılır.